Survivor Panorama'dan herkese merhabalar. Bu güzel hafta sonunda Dora, Ayşe ve Kemal abiyle beraberiz. Kemal abicim yine beyazlar içerisinde çok, evet, şıksın. Gözümü alamadım. İlk sana dönüyorum o yüzden çok böyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Nasılsınız bugün? İyi, gayet keyifli. Kemal abi yeni sanki pop kasede çıkacak gibi bir isim geldi. Aynen, bir Tarkan yani havası vardı. Böyle bir Tarkan, hatta bir Hakan Peker havası falan sesledim abi sen. Çok teşekkür ederim. Daha yakışıklısın sen de. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Keyifliyim. Dün Galatasaray'da bir çok keyifli bir skor aldım. Ondan sonra. Hani aldınız gibi tebrik ederim. Şöyle hissettim. Hani şampiyonluğa inanan bir takım var. Başkanından yöneticisine, teknik ekibinden futbolcusuna kadar gerçekten dün o şampiyonluk hissini hissettim. Çok keyifliyim. Bir şey daha bunun yanında. Sevgili Arda Turan, Eyüpspor'un teknik direktörü oldu. Aha. Teknik direktörlük hayatına atıldı. Kardeşime yürekten başarılar diliyorum. Tebrik ederim. Futbolda oyuncuyken gösterdiği başarıları teknik direktör olarak da göstereceğine inanıyorum. O yüzden keyifli, güzel bir hafta sonuna başlıyoruz diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz teşekkür de o zaman. Ederim. Doracığım sen de yakıştırdın böyle, biz Ayşe ile hemen içerideydik. Ay ne kadar güzel yakışmış. Aynen. Çok yavru şıksın ağzı. Bugün. Ay çok evet, teşekkür ederim efendim. O sizin kendi güzelliğiniz. Siz her zaman güzelliğinizin yanında biz dedik bir şeyler giyelim çok artık teşekkür yani. Teşekkür ederiz. Valla özledim sizi bu hafta. Masamız yoktu ben de hafta özledim, sonu. Ben özledim, biliyor musun? Evet. Masaya sarılıp buraya. Evet, özlemişiz. Çok enteresan bir hafta oldu. Yani sen bu konulara daha hakimsin. Bu ara gezegenlerde bir durumlar mı var? Böyle herkesin içi dışına çıktı. Herkes evet, hani içinde ne evet, biriktiriyorsa ortaya çıkardı. Merve artık dayanamadı belki. Evet. Hatta konuşacağız zaten astrolojik bazı. Astrolojik olarak tutulmalar olduğu bir dönem. Değil mi? Değil mi? Öyle şeyler vardı kesin. Herkes birbirini evet, kaoslar, tutuluyor. Kaoslar, çözülmeler, değişik olaylar yaşandı. Bir bağlar çözüldü, bir ipler çözüldü. Bir herkesin foyası meydana çıktı gibi hissettim yani. Herkes içindekini dışarı döktü gibi algıladım ben. Zaten bunun sonucunda maalesef Merve yani diskalifiye adı altında olsa da kendi isteğiyle yarışmadan bıraktı, ayrıldı. Yusuf'un maalesef çok talihsiz sözleri, Osmanca'nın keza çok tasvip etmediğim hareketleri var. Enteresan bir haftaydı. Konuşacak çok konu var zaten. Bir an önce girelim istiyorum bakalım. Peki Ayşe'cim senden de alalım. Ben de çok özledim hem masayı hem sizi. Buraya gelince ilk defa belki başından beri enerjim böyle çok yüksek geldim. Ne güzel. Güzel olacak ama böyle şey oluyor, hafta sonu gelince haftanın başını unutuyorsun. Mesela Merve'nin eğlendiğim falan kafam artık çıkmış, direkt ben şeye odaklandım ya, bu son olaylara odaklandım. Evet, Merve'nin gidişini konuşacağız. Konuşacağımız yine Yusuf mevzuları var. Hiç girmeden topu sana atıyorum. Artık sendeyiz. Tamam, o zaman ben de bizi bu akşamın ipuçlarına gönderiyorum. İlk önce bu akşamın ipuçlarını izleyelim, üstüne konuşalım. Evet, akşamın ipuçlarını izledik. Yine dün akşamki anlat bakalım oyunundan başlayan küçük bir kavga olduğunu düşündüğümüz ama gördük ki belki de büyüyebilecek olan Cansu ve Nefise tartışması. Üstüne heyecanlı bir oyun, çamur, inanılmaz zor bir oyun ve orada da Asena ile Buse'nin bir atışmasını izledik. Ne düşünüyorsunuz, bu akşam neler olur sizce? Doracığım. Yani artık zaten Asena'ya bulaşmak çok kolay oldu herkes için. Hatta bence kimisinin artık sebebini bile hatırlamadığı bir Asena düşmanlığı bütün takımda, hatta iki takımda da mevcut. Nedendir anlamıyorum. Hatta bunların ziyadesinde en son Yusuf'un olayında mesela Asena'ya belki en düşman olanlardan biri Aziz bir tek Asena'nın yanında durdu. Bir tek Aziz'in savunmasını gördük ama bütün herkes de Asena kötü, Asena'yı parmakla gösterip halkın önüne atma gibi bir huy uyandı. Buse'ye de maalesef bu başlamış. Yani Buse gibi yani yine birkaç kere daha önce çıkışını görmüştük ama gene diğerlerinin nazaran biraz daha sakin bir karakterdi. Artık Asena'ya bulaşıyor ve ben yani eminim çoğu Asena'ya neden tutuk olduklarını hatırlamıyorlar. Yani şu anda Kemal abi de hatırlamıyor büyük ihtimalle. Ayşe de hatırlamıyor. Yani ben sorsam Asena bugüne kadar ne yaptı? Hani Merve'nin saç olayından başka elle tutulur kimse bir şey söyleyemeyecek bence. Bana öyle geliyor. Sen güzel hafızan siliyor olabilir. Sen, evet, sen söyle yok, mesela. Yok. Sen söyle. Mesela Asena herkese bu kadar. Azize 10 kere tekrar ettiği Aziz bir ayrı. Kelime. Bak, Azize ettiği bir laf var. Ama şöyle bir durum var. Hani Aziz'in o anki durumunda. Savun diye söyleme. Hayır, hayır. Aklına bir şey geliyor hayır, mu dedim. Şundan aklıma bahsediyorum. Geleni söylüyorum. Hayır, şundan bahsediyorum. Genel olarak kimsenin böyle bir şeyi yok. Bana sorarsan çoğunda haklıydı. Çoğunda haklıydı. Ben zaten burada seni hep savundum zaten. Evet, onu evet, hayır, haklı olup haklı olmamışsın. Elanur'la tartışmasını hatırlıyorum. Elanur'la niye tartıştı? Beni niye potaya yazıyorsunuz? Elanur'un gitmesi gerekirken dedi. Tak, haklı çıktı. Merve olayında bu kız bana takmış kafayı. Bu kız benimle uğraşıyor. Sürekli Merve'nin dedikodusu var. Tık, en sonunda bir şekilde
Ertuğ'un da dediği gibi haklı çıktı mesela. Mavi takıma genel olarak o kolonileşmiş, o özgürlerin grubuna bir sistemi vardı. Baktığın zaman şu anda haklı çıktı. Yani kimsenin böyle eli tutulur, Asena bu kadar kötü, Asena şunu yapıyor diyeceği bir şey ben göremiyorum. Zaten birazdan konularım içinde de var, onu da konuşuruz. Yani şöyle söyleyelim, bunu böyle bir anlatıyorsun ki bazen anlattığın zaman sanki Asena melaike gibi. Evet, hayır, kimse anda, durup dururken birini söylüyor. Kullandığı cümleler, kelimeler ve tavır ve üslubu yanlış olduğu tamam, için zaten bu tamam, hale geliyor. Yoksa haklı çıkmış olabilir. Şundan bahsediyorum. Birçok kişi haklı çıkıyor bir noktada zaten. Buse kimin takımında? Yusuf'un takımında. Evet. En son bir olay yaşandı. Şu anda bütün takımda Osman Can da işin içine girerek Asena'ya karşı bir tavır var. Buse de bu tavırdan etkilenmiş. Bundan bahsediyorum. Hı. Yani sorsan Buse'ye, Buse senin Asena'yla bir sorunun var mı? Buse'nin Asena'yla bir sorunu yok. Bu olaya da bir şey patlak veriyor. Maşallah bugüne kadar sesini duymadığımız ben Buse. Ben hatırlıyorum Buse ile Asena'nın muhabbetini. Neydi? Asena seninle kavga etmediğin kimse kalmadı gibi ilk Asena kırmızıya geçtiğinde Buse'nin direkt Asena'nın yüzüne sakince konuştukları için belki aklında kalmamıştır. Tartışma var mı? Hayır tartışma ha, değil ama Asena'nın hareketlerini tasvip etmediğine dair Buse'nin kurduğu de cümle doğru mu peki sizce zaten? Hani diyor ya kırmızı takımdan ben geçtim senin bir dilin açılmış falan hani. Tam ondan bahsediyorum sanki işte. Sanki kızın konuşma hakkı yokmuş gibi Asena gitti abi ben hemen konuşayım moduna girmiş gibi bir cümle kuruyor mesela orada. Ne gerek var öyle bir cümle? Ya konulara ama bakarız zaten. Yani. Hayır, o konulara bakarız zaten. Şu anda Buse'nin yani Asena'yı herkes hedef gösterdiği için bu kadar daha rahat konuşabildiğini görüyoruz. Yoksa Buse'nin Asena'yla özel bir problemi yoktu. Neyse onu geçtim. Evet. Onu geçtim. Maalesef Nefise'nin Cansu'ya karşı takıntısı hala geçmemiş vaziyette. Hı-hı. O sakatlık mevzusundan işte takıma bağırma mevzusundan süre gelen bir dargınlık hala söz konusu. Yani inşallah çok uzatmazlar çünkü ben bu konuda Nefise'nin çok haklı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yani başta burada konuştuk hani Nefise'nin belki haklı olabildiği yerler vardır diye konuştuk ama maalesef durduk yere dün akşam anlat bakalım da izledik. Hani Cansu'nun gerçekten bir şey yaptığı yok. Hı hı. Durduk yere Nefise biraz mağlubiyetin hazmedememe durumunu yaşıyor. O yüzden Cansu'ya yükleniyor. Cansu'ya sadece bunlar güç kazandırıyor. Nefise'den de güç kaybettiriyor. Bu kadar basit. Nefise şampiyonluğa giden yolda maalesef Cansu gibi bir olayla karşı karşıya. Küçük bir taşla takılıp belki de düşecek. Yani hiç aslında Nefise'nin böyle şeylere ihtiyacı yok. Evet. Ama belli ki Cansu düşmanlığı bitmemiş. Evet. Ayşe'cim? Ya bence iki arkadaş aslında birbirini hala seviyor. İçlerinde bir sevgi besliyorlar. O sevgi zaten hani daha kırgınlığa ağır basamadı. Dönüştü. Kırgınlığa dönüştüğü için aslında bu onarma çabaları biliyor musun? Hani bir şey yapsa gözüme batsa da artık hani bir türlü iletişime geçmeye çalışıyor. Bu sevgiyle olmasa da bir şekilde iletişime geçme isteği de var aslında. İnsan böyle küstü arkadaşlarına karşı bu tavırlara girebiliyor bazen maalesef istemesek de girebiliyoruz. Ben o çok böyle düşmanlık açısından yaptığını düşünmüyorum Nefise'nin. Hani o zamanlarki kurduğu cümleler tabii ki yanlıştı. Hı hı. Ama şu an hani biraz sanki artık yalnız kalmış. Ve en ona yakın hissettiği insan karşıda olduğu için onunla bir ister istemez kötü bir iletişimde olsa iletişime geçme çabası gibi adlandırıyorum ben kendi açımdan. Onun dışında ben oyunu. Mesela çamur oyununda gördüm artık böyle şeye üzülmeye başladım biliyor musunuz? Özgür'e üzülmeye başladım ben. Ya böyle bakıyorum genel bir Survivor'a uzak tablodan. Hani diyorum ki yani şu tabloda benim şampiyonluğa böyle en yakıştırdığım, en böyle direkt zınk diye oturttuğum bir isim varsa o da Özgür. Çünkü hı-hı, başından beri ne çizgisini bozdu, ne gidişatını bozdu, ne saygısını kimseye karşı bozdu. O yüzden o gidişatını sevdiğim için zaten parkurlarını konuşmaya bile gerek yok. Diğerleri o kadar böyle birbirine odaklanmış, birbirini yenmek, birbirine bir laf atmak ya da işte ben söyleyeyim en son ben konuşayım da ben haklı çıkayım ya da o bana bir laf atsın biraz diye bir çabaları gibi. Evet, o kadar çok birbirleriyle uğraşıyorlar ki hani aman oraya biri bir kupa koymuş kim alacak kim alacak umurunda değiliz modundalar artık. Ben sürekli böyle kaos, sürekli aynı isimlerin birbiriyle böyle bir çatışmaları bunlardan çok sıkılmaya başladım. Hı-hı. Ve artık hani son zamanlara girdiğimiz için diyorum ki birazcık böyle bir son dörtlüyü kesinleştirecek bir doneler versinler bana. Birazcık o son dörtlüyü bir kestirebileyim ama şu an hiç kestiremiyorum. Gerçekten hı-hı, Özgür dışında kafamda en rahat böyle de gider dediğim finale isim yok yani hı-hı, doğru düzgün. O yüzden ben bu iç çatışmaların artık böyle bir azalsın ki parkurdaki gerçek hırslarını, o şampiyonluğu, o kupayı istedikleri hırslarını göreyim istiyorum. Umarım gitmez yani böyle istemiyorum ben. Bu hafta başında bir de konseyde şey vardı. Acun abi son dörtlü tahmini istemişti. Hatta bizim
Pazar günü programımızdaydı. Acaba ne tahmini soracak diye. Biz de yapalım son 4 tahminimizi bugün. Yapalım. Olur, yok yapalım. Ya ben yapmak istemiyorum. Şöyle bir şey var ama. Geçen hafta pazar günü yapacağın dörtlüyle şu anki dörtlüğü çok farklıdır. Yok benim için benim hiç fark etmedi biliyor musun? Benim hiç fark etmedi. Hiç fark etmedi. Bir iki aynı kişi. Diyorsun. Aynı. Benim, hatta ben tweet de attım bir tane. Hiç fark etmedi yani. Çünkü zaten bu olaylara karışan Yusuf arkadaşımız bende yoktu. Hala yok. Ama bir tahmin yapalım. Kemal abicim senden de alayım akşamın ipuçlarına dair yorum. Ben genel olarak konuşmak istiyorum bu bölümle. Nefise ne zaman agresifleşmeye başladı? Kaybetmeye başladığı zaman. Hatırlamaya çalışıyorum. Var mı çok neye karşı? Zeynep Aysu'ya karşı. Aysu gittikten sonra ve o daha fazla Nefise gelmeden abi evden ayrılınca İstanbul'a ayrıldığı anda eski Nefise daha üstün. Annesinden telefon geldikten sonra. Ne zaman başladı biliyor musun? Osman Can'la Asena Kırmızı'ya geçtikten sonra başladı. Bak. Benim bir arkadaşım var. Ben onunla maça gitmeyi çok severim. Anlatılmaz derecede keyif alırım. Devamlı gideriz maçlara. Başka bir arkadaşım var. O maça gitmeyi sevmez. O genellikle kahvede oturmayı sever. Onunla devamlı kahveye gidersin. Gitmezsin yani maça. İşte o kırmızıların içine o kahveye giden grup geldi. Nefise ile Osman. Orayı Asena'yla. Karıştırdı. Şey Asena ile Osman. Orayı karıştırdılar. Orayı negatiflik boyutuna yükselttiler. Bak, yani normalde bunun pozitif miydi sizce? Abi Nefise bak, zaten gergin. Nefise bu kadar değildi. İnanın Nefise bu kadar değildi. Nefise ne zaman o Osman'la Asena gelip takım içindeki dengeler bozuldu. Ondan sonra bambaşka bir Nefise izledik. Cansu'yla bu kadar diyaloğa giren bir Nefise ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa lütfen söylesin. Bir, iki. Cansu'ya tutuldu ben hatırlıyorum. Abi Cansu'nun agresifliği ama şeyle Cansu başladı. Cansu niye tutuldu? Şöyle, çünkü oyun esnasında Cansu ona seslenmediği halde o seslendi zannederek kuruldu. Kaybetmenin hırsını da Cansu'dan yanlış, çıkarttı. Yanlışım var işte. Evet, öyle bir yanlış. Şey yok. Ama orada Nefise'yi de uyaran, Nefise'yi de kontrol altına alan kimse var mı? Tam tersi yangına körükle, körükle giden bir grup var. Abi Nefise'ye ama bugüne kadar kimse zaten laf dinletemedi ki. Bak yani Nefise'nin yanında... Sen Murat'la tartıştı, Ertuğrul'la tartıştı. Ya katılıyorum da şu son 15-20 günün dışındaki Nefise'yle o son 15-20 gündeki Nefise aynı mı diyorum? Abi, onu soruyorum ben size. Bana göre çok fark bu hafta, yok ya. Evet bu hafta ağzından, yani geçen hafta ağzından kaçırdığı o büyük cümle dışında bence genel olarak yani aynı çizgi. Kaybetmeye başladı. Cansu'nun sakat numarası yaptığını söylemeye başladı. Evet. Ondan sonra kendi atış yaparken tabii... söylemedi. Bunu takım olarak söylediler. Takım olarak söylediler. Tabii işte, hayır. Asena'dan işte şundan çıktı. Bahsediyorum. Kaybetmeyi hazmedememek zaten bir numaralı etken. Evet. Zaten bunu büyük ihtimalle hayatı boyunca da hazmedememiş. Evet. Bir de Survivor gibi bir ortamda ele açken bunu yapmak çok daha fazla zor. Evet. Onun dışında kendi atış yaparken yandan Cansu ona tezahürat yaptı zannediyor. Katılıyorum. Bak ne diyorum sana? İşte bunlar etken. Bu etkenler ama eğer normal şartlarda Nefise bu kadar girmezdi. Ama Nefise öyle bir kontrolsüz bir ölüme gelişti ki birazdan konuşacağım bir örnek anlatacağım size. Beni daha iyi anlayacaksınız. Asena bölümüne gelince evet Asena haklı. Özellikle son bölümlerde Asena'nın dedikleri çıktı. Ama Asena'nın yaptıkları bu yaptıkları haklılığı örtbas eder mi? Abi yaptıklarından kastın yani ben Senem'e uyguladığı ne yaptı Senem? Senem'le olan kavgaları. Merve'ye ne yaptı? Mobbing uyguladı ya. Nasıl mobbing uyguladı? Bak ne yaptığını söyle ben tamam diyeceğim sana. Yani ya Senem'le olan kavgasını düşünsene. Düşünüyorum. Bu kadar samimiyken, hiçbir şey yokken Senem'le birden ayrıldılar. Anlatılmazdı ki bize bunu ne konuştuk. Ne yaptı abi? Hayır yani ayrıldı ya. Şunu söyledim. Dostluk mu yoksa normal arkadaşlık mı diye de ben bu masada bunu söyledim. Asena haklı olabilir. Ama öyle pozisyonlar yaptı ki daha orayı dengeleyemedi. Yani Asena şu anda aşağıda. Denge bölümüne daha gelemedi. Ne zaman bu konuşmalarını düzeltir? Ne zaman kendine bir çeki düzen verir? Nerede çeki düzen verdi biliyor musun? Cezayı aldıktan sonra biraz. Hayır. Merve olayından sonra Yusuf olan diyaloğunda ben muhteşem bir Asena izledim. Buna da hiç itirazım yok. İnanılmaz. İnanılmazdı gerçekten. Ciddi söylüyorum. Şunu benzetiyorum size. Trafikte devamlı kapışmalar olur arabalar arasında değil mi? Evet. Asena
Yusuf'un arabasıyla öyle bir kapıştı ki, ben haklıyım dedirtmek için öyle kontrollü gitti ki, evet, en sonunda geldi. Allah helal olsun dedim. Yusuf vurdu Asena'ya. Asena dedi ki tamam bir dakika bekleyelim. Aynen. Polisi çağıralım. Hı. Polis gelsin müdahale etsin. Olaya bakalım. Asena'nın yaptığı buydu. İşte bunu o zaman da yapsaydı bambaşka bir Asena. İşte ve o şampiyonluk adayları diyoruz ya, o dördün içine sokacağımız bir Asena olurdu. Ben şundan bahsediyorum. Şimdi ben burada çok Asena'nın avukatlığını yapıyormuş gibi gözüküyorum. Ama şöyle bir durum var. Gözükmüyorsun. Şimdi, yaparım. Yaparım da. Yapıyorsun. Neden yaparım biliyor musun abi? Çünkü herkes Asena'ya yüklenmiş vaziyette. Ben yani Twitter'a da bakıyorum. Ama yanlış abi. Abi bak yorumlara da bakıyorum. Herkesin hedefinde bir Asena var. Ve neden var biliyor musun? Çünkü kız herkese neredeyse tartışıyor. Neden tartışıyor? Kız kötü bir insan olduğu için mi tartışıyor? Hayır. Diğerleri çok yanlış olduğu için de olabilir. Hayır, zihniyeti farklı. Herkes yanlış bir Asena, şu doğru değil mi? Şu sonuna kadar zihniyeti farklı bir Asena izledik. Abi tamam, doğru. Şuradan bahsediyorum. Bak, kimseden lafını esirgemeyen bir Asena var. Evet. Kimseden esirgemiyor. Ama her şimdi, şey şimdi her nasıl yerde söylenmez mesela. Şimdi nasıl? Mesela şimdi, nerede şimdi, söylenmez? Şimdi bak, nasıl da esirgemiyorsun? Efendim? Şimdi niye esirgemiyorsun? Niye çata çat konuşmuyorsun? Çünkü kontrollüsün. Ya şimdi tamam, bir şeylerin farkındasın bak, artık. Tamam bak, kontrollü olmasına bir şey demiyorum. Evet. Kontrollü olmak zorunda zaten. Yani kontrollü olması güzel bir özellik. Kontrolsüz olması da kötü bir özellik, evet, ama bir davada haklı mısın haksız mısın ben ona bakıyorum. Şimdi kontrolsüz olursan hafifletici, oluyorsun işte. Hafifletici sebebin oluyor. Ya anladın mı? Sinirler oynanınca tamam, senin biri bam tenine bastığı zaman sen haklı olsan bile haksız duruma düşüyorsun ya. Ben işte haklı olduğu tarafa bakıyorum. Şimdi maalesef... Asena'nın o bölümde haklı tarafı yok ama hiç. Asena'nın o bölümlerde... Nerede? Ya diyorsun ya haklı olduğu taraflar. Asena'nın haklı olduğu taraflar yok. Asena devamlı agresif olduğu için karşındakine mobbing kuruluyor. Tamam bak, agresiflik... Bak, abi, agresiflik kötü söylüyor bir özellik. Agresiflik kötü bir şey. Agresiflik insanı Allah korusun hapse kadar götürür yani, evet, gerçek hayatta. Aynen öyle işte. Bundan bahsediyorum. Ama bir de haklı olmak var. Zaten ben şimdi Asena'nın yaptığı hareketler saç çekmesi doğrudur falan filan hiçbir zaman demedim. Hatta burada diskalifiye olması lazım dedim yani. Agresifle ben hiç yokum. Temasa hiç yokum zaten. Ama davaların da haklı abi. Şimdi bak, mavi takımla tartıştı ilk başta geldiği zaman. Mavi takım maalesef Elanur, Alper, Özgür. Yani bunlar maalesef böyle bir koloni olmuş. Kimse işlerini almıyorlardı ve zaten halk herkesin notunu verdi. Asena potaya Elanur'la çıktı. Evet. Fenomen bir kızla çıktı yani. Evet, Elanur'u yolladı. Neden? Çünkü gerçekten Elanur varken, o takım o kadar kendini korurken bu kız yazılmayı hak etmiyordu. Aziz. Yani şimdi Aziz mi daha çok insanı tartıştı, Asena mı daha çok insanı tartıştı? Bir şey tartıştı diyeceğim Aziz. Ama ben arkadaşlık kurmaya gelmedim, kimseyle arkadaş olmaya, evet, gelmedim, evet, zaten buraya, evet, diyen bir kızı nasıl içlerine alabilirler ve sürekli farklı üslupla konuşan bir kızı nasıl alsınlar? Kız neyin üzerine arkadaşlık kurmaya geldim diyor biliyor musun? Sen bana bir hareket yaptığın zaman ben senin hareketine eyvallah demek zorunda değilim. Veya seninle iyi geçirmek zorunda değilim. Sen, ben böyle bir insana ben nasıl arkadaşlık kurayım güvenip her an derim ki bana üzerime yürüyebilir. İstediği lafı zaten söylüyor. Her ağzına gelin söyle. Bunda nasıl arkadaş olayım? Tehlikeli bir kız diyebilir. Hayır, kız şunu demiyor. Kız ben buraya herkese düşman olmaya geldim demiyor. Kız ama diyor, öyle. Ama çünkü bir olaylar dönüyor. Bir haksızlıklar oluyor. Bir davası var kızın. Yani bana haksızlık yapılıyorsa ben kendimi savunuyorum. Ayşe, ben sana arkadaş olacağım diye senin yanlışlarına doğru demek zorunda değilim. Veya benim tansiyonum yüksekse ben seni tartışırken seni sineye çekmek zorunda değilim. Tabii ki değilsin ama onu farklı bir üslupla da bana yansıtmak zorunda değilsin. Bana bağırarak, çağırarak, sözler söyleyerek. Bak, tarz o. Bunu kabul ediyorum. Ama bu arkadaş olmaya gelmedim lafı oralara gitmiyor. Buraya gidiyor. Sen bana yanlış bir şey yaparsan kardeşim ben sana arkadaş olmak zorunda değilim. Bundan bahsediyor. İşte ama baktığında tabloya da kimseyle arkadaş değil gerçekten. Tamam, olmuyor. Ve herkesle bir sorun var. Çünkü karakterini beğendiği bence şu anda bir Nefise vardır belki. Hani belki bir iki tane kişi daha vardır. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Yani genel olarak baktığın zaman aralarındaki problemlere... Hani Asena'nın her seferinde haklı olduğu tarafı görebiliyorum. Bundan bahsediyorum. Asena'nın çok fazla düşmanı olduğu için de şu anda çok... Yani o bir topluluk olmuş halde ve her Asena'ya parmakla gösteriyor. Ben de bu yüzden avukatlık yapıyorum. Şimdi 10 kişiyle kavga etti, 10 kişinin de taraftarları Asena yüklenince diyorum ya bu kızın haklı olduğu taraflar var diyorum. Bundan bahsediyorum. Bence kimse durup dururken kimseye düşmanlık yapmıyor ya da beslemiyor. Biz kendi düşmanımızı kendimiz yaratıyoruz aslında yaptığımız şeylerle. Ve ben onun sadece Aziz'e prim vermeyin derken
bütün primleri kendi üzerine toplamak ve aslında yeni bir Aziz yaratmak gibi, ikinci bir Aziz olmak gibi bir hedefi olduğunu düşünüyordum. Ne? Nitekim de öyle oldu. Kız kendi diyor ya, tartışmayın diyor ya. Aziz'le laf vermeyin diyor. Bu, tamam işte hani, Aziz'le laf vermeyin, bana verine getiriyor işi, anladın mı? Ne alakası mı var? Aziz'le herkes konuşurken konuşmayın diyor. Mesela Aziz şu an herkesi idare etmeye çalışıyor. Ben alttan alıyorum gibi Aziz'le bir ılımlı yaklaşım seziyorum. Bu sefer Aziz'in bayrağını mesela Asena almış durumda. Ayşe'cim, Aziz'e laf vermeyin, Aziz'e prim vermeyin derken nasıl bir kendi prim yapmaya çalışıyor onu anlamadım. İşte Aziz'i piyasadan çekiyor, insanlar ona prim vermesin, konuşmasın. Aziz'le herkese iyi geçmeye başlıyor. Asena prim veriyor. Oranın merci Asena mı yani? Onun kararını verecek kişi Asena mı? Benim yürü iradem var. Ben istediğimle konuşuyorum, istediğimle konuşmuyorum. İşte buradaki niyetinden bahsediyorum. Bence Aziz'in yerini o oynamak istiyordu. Nitekim başardı da. Kimse Aziz'in yerini niye oynasın? Aziz'inki böyle bir makam değil ki onun yerini oynasın. Makamlıktan bahsediyorum. Aziz'i herkes konuşuyor. Karşı takımın realitesinde de var, bu takımın realitesinde de var. Herkes de tarafından birileriyle tartışmaya girmiş. Aziz başından beri zaten onlarla anlaşamadığı için bir karşı cephe oluşturmuştu. Ve Asena başarılı olduğunu gördü. Aziz'in yanına gitmeye çalıştı önce. Arkadaş olmaya çalıştı. Aziz de arkadaş olmaya çalıştı. Senem üçü arkadaş oldular. Evet. Sonra birbirlerine düşman olmaya çalıştılar. Beraber oy kullandılar. Sonra baktı Aziz yalnızları hala oynamaya devam ediyor. Dedi ki bu çocuğun yolundan gitsem aslında daha çok konuşulacak. Bence şu anki taktiği tamamen bu ki başarıyor da bu arada. Yeni bir Aziz, bence Aziz de geçti artık. Aziz herkese alttan almaya çalışıyorum gibi ılımlı yaklaşırken Asena her şeyi yakalıyor. Yani hani bir insan parkura odaklanır, artık sonlara gelmiş, o hırsı gösterir falan. Haklı olduğu yerler de var. Bak ben haksız demiyorum ama sürekli bir şeyleri yakalamaya çalıştığı da aşikar. Ve şu an haklı olduğu pozisyonlara düşmesinin sebebi aslında daha önceden yarattığı kaoslardan dolayı bu hale düşüyor ve onları güzel değerlendiriyor diye düşünüyorum. Peki Merve'den devam edelim o zaman. Yine Asena daha var aynı konunun içerisinde. Merve gitti bu hafta. Oyunlarda oynamayı bıraktı, vazgeçti. Birazcık psikolojisi iyi değildi, kötü bir sinir krizi geçirdi. Gerçekten zorlandığını hep birlikte gördük ama en son yaptığı hareketleri herhalde bu masada kimse anlayamamıştır neden oyunu bıraktığına dair. Sonrasında da Acun Bey'le bir konsey yaşadılar ve konseyde de artık bu mental seviyeyle devam edemeyeceğini, arkadaşlarına destek olamayacağını açıkladıktan sonra gitmesi gerektiği söylendi bir şekilde. Uğurlandı Survivor'da. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Böyle teker teker ilerleyelim. Tamam. yani Merve'nin hikayesi gerçekten çok enteresan. Şimdi ben bir görüntü istemişim içeride yönetmenimden. Onu bir yayınlayabilir miyiz acaba? Ben Merve ilk şeye girmeden, daha programa girmeden, yarışmaya girmeden bir tespitim vardı. Onunla alakalı ufak bir benim şeyim var. Onu verme imkanımız tamam, olur mu acaba? Hazırmış şu anda. Peki Dora'nın istediği görüntüleri izliyoruz şimdi. Bıçak sırtı dediğim konular bunlar. Yani ben izlerken duygulandım. Şimdi bunlardan duygulanmamak için zaten insanlıktan çıkmak lazım. Ama şimdi neden bıçak sırtı? Şimdi Survivor çok kırılgan. Ben konuşurken bile kız bir anda ağlayacak zannettim. Yani duygusal anlar yaşıyor. Kesinlikle büyük duygular anlatması. Tüm Türkiye'ye karşı kendini ifade ediyorsun. Çok zor konular. Ya biraz o karakterin biraz daha güçlü olması lazım Survivor'da. Şimdi anlatış tarzında da çok... Yani nasıl anlatayım şimdi? Hüzünlü mü? Çok hüzünlü anlatıyor. Yani şimdi Survivor'da ne yapacaksın? Yani bütün Survivor'ı böyle geçmez. Evet, ama içeride de büyük işler başarabilir. Ama karakterinin kırılgan olduğunu gördüm. Konuşmasında böyle böyle yani bu hikayeyi böyle dimdik anlatmak var. Böyle oldu demek var. Zaten kimsenin yalan söyleyeceğini düşünmüyoruz orada. Hani tabii deriz ki bu kız helal olsun böyle dik duruyor. Ve buradaki her şeyle başa çıkar ama kız o kadar bana... Narin geldi ki yani içeride ne yapacak? Konuşma tarzı tek düzeydi. Tabii ki de bu içine yaşadığı duygularla alakalı ama çok şey bir konu, hassas bir konu. Çok hassas bir konu. Dediğim gibi yani yoksa herkes Survivor'a böyle hikayelerle gitse elenenler diyecek ki böyle hikayem yok diye. Benim wow diye bir hikayem yok diye elendim diyecek. Benim için Survivor'a girmesi gerekti mi gerekmez mi kesinlikle o anda bana verdiği elektrikle alakalı. Ve kırılganlığından ötürü konuşmasında böyle bir parçalarım hissi vermediğin ötürü ben Merve'yi mesela kendim bence içeride görmek istediğim ilk beşe koymadım. Ama bence içeri girecek. Tespit gibi tespit. Gerçekten. Bir kere daha bize bunu hatırlattığın için teşekkür ediyoruz öncelikle. Yani daha ilk yedekler girerken hani
bize verdikleri 20 saniyelik belki 30 saniyelik 40 saniyelik bir görüntüden. Hani ben zaten bunu hissetmiştim. O kırılganlığını, o narin yapısını maalesef içeride sürdürdü. Hı-hı. Ve çok sağlam, güçlü bir karakter sergileyemedi. Tabii ki de başına gelen Asena gibi bir olay var. Ondan sonra ama onu da atlatma durumu vardı. Yani çok da sana imkan tanındı. Hatta en son durumda zaten Acun Bey'in konserde biraz sert konuşmasının altında yatan neden de oydu. Diyor ki ben bunu atlatamıyorum. Ben bunu atlatamıyorum. Ondan sonra hatta en son sağa sola sataşmaya başlamış, şeyleri kırmaya başlamıştı. Epey bir sinir krizi geçirmişti. Ondan sonra büyük ihtimalle Acun Bey bunu çağırdı. Bu arkadaşı çağırdı. Dedi ki senin derdin ne? O da dedi ki ben travmayı atlatamıyorum. Böyle bir durum var. Hatta ondan sonra yine bence bir konseyde gereğinden fazla bir şekilde Asena'yı uyardı bence. Hatta ben hani daha önce bu kadar uyarılmadığı, hep böyle ufak tefek tartışmalar yaşanıyor. Hani bu sefer Asena'nın ne suçu var bu kadar uyarılacak diye düşünmüştüm. Ama demek ki orada işte Merve'nin biraz psikolojisi düzelsin, biraz o travmayı atlatabilsin diye Acun Bey Asena'ya bir uyarı verdi. Ne oldu ondan sonra? Yine düzelmedi Merve. Hatta bundan sonra babasını bahane etti. Erkek arkadaşını bahane etti ve maalesef takımını satma noktasına kadar geldi. Zaten kendi potadayken bir de üstüne dokunulmazlık oyununda hiçbir efor sarf etmedi. Bu ne demek? Senin takımından biri senin yüzünden oraya girecek ve kimsenin kaç SMS alacağının garantisi yok. Yani biz hatta o gün konuştuk. Merve büyük ihtimalle kendini yazdırdı dedik. Hani gitmek istiyor artık. Ama sen gitmek isterken bir de burada halk önünde maalesef ağlarken diyeceğim. Sen SMS'e çıkarsa halk sana oy atar. Belki de arkadaşların daha fazla oy atar. Ve burada çok bence gerekli bir müdahale yapıldı. Ve ona tercih sunuldu. Devam edecek misin? Bir Survivor gibi yarışacak mısın? Yoksa arkadaşlarına desteği bırakıp gitmek mi istiyorsun? O da gitmek istiyorum dedi. Ben bu arada uyarıyı çoğu kişi çok sert bulmuş. Acun Bey'in uyarısını. Ama Survivor çok değerli bir yer. Yani oraya giden kişilerde de artık bu liyakat sorununun olması lazım. Liyakat ne demek? Oraya uygunluk, orayı hak etmek, yani orayı doldurabilmek. Çünkü gerçekten bir sürü kişinin emeği var. Burada daha önce Batuhan da bıraktı yeni gönüllerden gelip. Hatta onun için şey demiştim. Tamam kasa çok güzel. Hani herkes gladiyatör falan demiş hocam. Tamam kasa çok güzel ama içeride ne yapacağı belli olmaz. Çünkü sadece kasayla olmuyor bu işler maalesef. İşte artık bundan sonra gidecekler için bir uyarı nezdinde oldu diye düşünüyorum. Acun Bey'in konuşmasının hani kesinlikle. Buraya gelecek insanlar bundan sonra hazırlıklı olsun. Böyle karakter ortaya konması gereken bir yarışmada güçlü karakterler olarak gelsinler. Herkes diyor ki işte daha önceki örnekler var, daha önce öyle yapılmadı. Tamamen aynı şey değil. Burada bir takımın aylarca olan emeğini boşa saymış oluyorsun. İnşallah bundan sonra gelecekler Survivor'a katılmak isteyen arkadaşlar şartların en zorunu düşünerek gelsinler. Çünkü bu uyarı sadece Merve'ye değil, hani bu tarzda olan bütün yarışmacılar yapıldı. Hayatta başarılar diliyorum Merve. Peki şu konuyla ilgili fikrini merak ediyorum. Diyelim ki Merve ve Asena arasındaki bu kavga yaşandı ve Asena diskalifiye oldu. O zaman Merve sence nasıl bir grafik çizerdi? Yok illa şey yapacaktı. Bak ben daha Asena olayı olmadan... Bak az önce işte daha sezonun başındaki görüntümü verdik değil mi benim yani? Yani bunlar bir yerde patlak verecekti. Bana bu hissi vermişti. Şimdi ilk baştaki görüşümle şimdiki görüşüm tuttuğu için diyeceğim ki ben şu anda yine bir şey olacaktı. Zaten büyük ihtimalle şimdi Merve konserde babamı özledim diyor. Acun Bey özellikle soruyor erkek arkadaşını da özledim mi diyor. Çünkü büyük ihtimalle orada haberler alınmış. Yani sadece tek bir sebepten dolayı olmadığı. İşte bazen yokluk diyor, bazen yattığım yer diyor, bazen babam diyor, bazen erkek arkadaşım diyor. Yani hani bir tek şey belki özlem duyarsın, anladın mı? Hani ya, bir tek şey. Genel olarak hiçbir şekilde mentalini toparlayamadı. Yok maalesef. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karşı takıma gitti, dedikoduyu ağzından düşürmedi. 10 lafından 9'u Asena'ydı. Ondan sonra takımlar değişti, mavi takıma gitti. Mavi rengi sevmiyorum dedi. Kimseyle problemin yok, Kardelen'i sevmiyorum dedi. Özgür'ü sevmiyorum dedi, Alper'i sevmiyorum dedi. Yani Merve'de sürekli bir sorun vardı. Maalesef vardı. Yani hiçbir zaman ortama uyum sağlayamadı. Yani Survivor gibi bir yerdeyken de yani 3-5 tane şeye uyum sağlayamazsan zaten kafa komple gidiyor ondan sonra. O yüzden yani inşallah gerçek hayatında hiç zorluklarla karşılaşmaz. Tabii maalesef hani
geçmişinden de gelen hikayeler vardı. Onların da büyük bir yansıması. İşte o yüzden kesinlikle babası, annesi çok değerli insanlardır ama işte insanın böyle gelişim dönemlerinde bazı yaşadığı şeyler maalesef böyle daha sonra en azından zorlu koşullarda patlak veriyor. İnşallah bundan sonra çok güzel bir hayatı olur ama Survivor onun yeri değilmiş. Evet. Ayşe'cim. Takım arkadaşlarının refaha kavuştuğunu düşünüyorum Merve'nin bırakmasıyla. Çünkü yani dalga geçer gibi. Benim böyle şeyler çok zoruma gidiyor. Genelde hemen hemen her senede oluyor böyle ama ben ya inanamıyorum. Ben böyle hani canımı dişime takarken yanımdaki ya da önümdeki yarışan arkadaşımın böyle hareketler, böyle tavırlar alması ya çok sinir bozucu bir şey ya. Yani bu hiçbir de görmedik. Bu kadarını hiç görmedik. Ha, gerçekten hani çıplak ayakla yarışıyorsun, böyle takmaz havalarda yürüyorsun. Ya birincisi yarıştığın rakibine saygısızlık en başta. İkincisi senin takım arkadaşlarının saygısızlık, senin takım arkadaşlarının kaderi belirlenecek. Böyle bir oyun. Ve orada herkes canını dişine takmış. Sen büyük bir rahatlıkla, nereden geliyorsa bu rahatlık, hiç takmaz, böyle hiç böyle umurunda olmaz. Tamamen böyle kafa gitmiş. Yani böyle bir şekilde zaten bence doğru bir karar da verdi bu arada. Böyle bir şekilde kalıp daha fazla düzelemeyeceğini biliyor. Demek ki kendini tanıyabilmiş o kadar. Ve bırakmasının onun için daha iyi olacağını düşündü. Bu hani birçok kişiye zarar. Tabii yani bu bir de bu büyük bir cesaret. Bak hani Acun Bey soruyor sana, hala bir şans da veriyor aslında, tutabileceğin bir ip de uzatıyor, dal da uzatıyor. Sen hala yok diyorsan bu da senin bileceğin iş artık. Hani Acun Bey gibi birinin sana bir dal uzatıp senin o dalı tutman gerçekten cesaret. Çünkü orada milyonlarca insanın başvuru yapıp gitmek istediği yerden sen bu hareketler yapıyorsun ve sana hala bir el uzatılıyor ve sen o eli de tutmuyorsun. Artık yani ne dememiz bekleniyor ki? Bir de şeye çok sinirleniyorum. O kadar insanın emeği yazık, günah ya. Biz kapılarda 7-8 tane elemeden geçiyoruz. Her sene 3-4 sene üst üste, 5 sene 6 sene üst üste gelen, başvuru yapan insanlar kendisi var. Kendisi de öyle bu hani arada. Kaç dalga mı geçiyorsunuz? Bir insanmış aslında. Ben anlayamıyorum. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Evet işte, kapıda yani. Soğuklarda beklediğimiz oluyor ya. Bizim oraya girmemiz için canımızı dişimize takıyoruz. Kendimizi ispatlamak için sürekli konuşuyoruz, tanıtıyoruz. Artık hani o heyecandan insan normal hayatına odaklanıyor. Ben üniversite mesela odağımı kaybetmiştim artık oraya çok fazla yükseldiğim için. İnsanlar gerçekten anlamıyor orasının ne kadar zor bir yer olduğunu. Evet, yani arkadaşlar, izleyince kolay bir şey gibi gözüküyor söylüyoruz. Olabilir ama. Hayır, zaten olayın en zor kısmı, şimdi Asena diyoruz da mesela. İşin en zor kısmı insanla uğraşmak zaten, evet. Ya. Yoksa parkur olsa zaten sabah akşam parkura çıkarsın, evet. Biraz acıktım dersin. Zaten insanla uğraşmadıktan sonra fiziksel zorluğa alışıyor insan. Açlığa alışıyor, miden yani. Küçülüyor, bir şey oluyor ama o iletişim zaten, o mental zorluk, psikolojik zorluk bambaşka. Bakın gerçekten hani gitmek isteyen, hayali, hedefi olan arkadaşlara buradan hep birlikte söylerim. Çok zor bir yer. Bak hani kafanızda hayal ettiğiniz bir Survivor var ya, onu tamamen unutun. Gerçekten gittiğiniz zor. Yer insanüstü. Hani böyle kafayı yakıp gitmeniz lazım. Artık diyeceksiniz ki çıkınca ben bir 3-4 ay bu kafayı bir kenara bırakabilirim. Ve o şekilde bitkisel hayata geçiş yapabilirim gibi düşünün. Gerçekten bitkisel hayat. Biz Dora'dan falan böyle ayrılmak istemiyorduk birbirimizden çıktığımızda. O kadardık. Bak, arkadaş yani. Olarak ayrı. Tabii. Bir de mesela her gün tartışıyorsun mesela. Hani bir konunun içindesin mesela. Biriyle münakaşa girdin mi adamı her gün görüyorsun. Tabii. Evet. Şimdi burada psikoloji bozuyor. Tartıştığın zaman eyvallah. Adamı hayatına atarsın ama orada bir de davan süre geliyor. Tabii. O davada haklı çıkmaya çalışıyorsun. Aynen. Yani karşı taraftan bir elektrik alıyorsun, sen bir elektrik veriyorsun. Abi bir çıkıyorsun. Güncel kalıyor her bak, şey. Bir çıkıyorsun hayatında olay yok, anladın mı? Çünkü bak orada her gün sabah akşam ayrı bir olay içindesin. Evet. Bir çıkıyorsun hayatında olay yok. O kadar yoğun bir insan münakaşasına, insan ilişkisine maruz kalıyorsun ki yani onu kaldırabilmek lazım. Yoksa evet. Koşarsın, o zaten senin bedeninin bir yere kadar götürdüğü yere kadar gidersin ama yok ben ondan sıkıldım, o insan burada, bunun suratını görüyorum falan, bunlar Survivor'da zaten birinci kural, yapman gereken iş. Ya böyle işte milyonların izlediği, milyonların katılmak istediği bir yarışmada böyle sonuçlanıyor olması üzücü. Merve açısından da üzüldüm. Hani bu psikolojiye nasıl, ne kadar kendine ağır bir yük edindi ki bu kadar dışarıdaki hayatı ya da açlığı, oradaki mücadeleyi. Hani bu kadar psikolojisi bitti, bu kadar ruhen çöktü. Onu da bir yandan anlamaya çalışıyorum. Gerçekten herkesin kaldırabileceği bir yer değil ama işte burada herkesin kendini çok
çok iyi tanıması gereken bir noktaya varıyoruz. Ben kendimi tanıyordum ve dedim ki ben bütün zorluk... Ha, bir de oraya değineceğim. Mesela Merve hayatında zorluklarla yaşamış ve mücadele etmiş bir kadın yarışmacı. Evet. Ben de hayatımda çok zorluk yaşadım ve dedim ki hani bu zorlukları aman dedim bunlar bana koyar mı? Hani bir sürü şey yaşamışım. Bunlar da tadı tuzu biberi olur. İşte bakış açısı çok şey değiştiriyor. O kendini tanıma, kendinin neleri kaldıracağını, hangi yüklerin altına girip hangi sorumluluklarla baş edebileceğini tanıma içgüdüsü, kendini bilmek çok önemli bir nokta Survivor konusunda. O yüzden Merve birazcık naif kaldı. Psikolojik olarak da çöküş yaşadı. Üzüldüm onun için. Bundan sonraki hayatında daha böyle psikolojisini düzeldi, daha mutlu oldu. Güzel bir hayat diliyorum. Teşekkür ediyoruz Ayşe'cim. Kemal abicim sen ne dersin? Arkadaşlar konuştu. Fazla konuşmama gerek yok. Onlar anlattı zaten olayı. Çok mu laf aldık abi? Bugün iyi misin sen? Çok yok, hayır kesinlikle yok. Merve konusunu mu konuşmak istemedin? Ya Merve konusunu değil, arkadaşlar konuştu zaten. Yani şey yaptılar. Yani başkası, başka bence bir Kemal abi açısından... yarışmayı bırakan bir yarışmacı hakkında veya bu ya fazla konuşmak istemiyor olabilir. Fazla konuşmak istemiyorum, yani zorluyorsunuz beni. Yok. Fazla konuşmak istemiyorum ama olay neyi biliyor musunuz? Burada bir prodüksiyon var. Burada bir gerçekten bu yarışmayı en iyi şekilde sunmaya çalışan bir ekip var. Hayatım boyunca arkadaşım dahi olsa eğer yanlış yapmışsa sonuna kadar o yanlışını söylerim. Evet. Her platformda. Doğru arkadaşlık budur zaten bence. Kesinlikle. Geçen sene en çok Nisa'yı savunan insan bendim. Evet. Ve yaz boyunca da gittiğim her yerlerde şununla karşılaştım. Nisa'yı sen şampiyon yaptın. Ben oy atmadım dedim. Nisa'yı siz şampiyon yaptınız. Ve hak ettiğin insan. Sizin oylarınız da şampiyon oldu. Hak etti. Ben VTR'yi izlediğim gün dedim ki çok büyük olay var. Çok net büyük bir olay var. Akşam yayını izliyorum. Merve'nin hareketlerini izliyorum. Dedim ki benim tanıdığım Acun bunu bu olaydan dolayı atmaz. Hı hı. Yayın devam etti. Sonunu konseye gelindi. Dedim ki ya olay bu. Ya biz bunun örneklerini de gördük. Oynamak istemeyenlerini de gördük. Ta ki Acun Ilıcalı o soruyu sorana kadar. Merve devam etmek istiyor musun, istemiyor musun? Bu sorunun bir tık sert şeklini Nisa'ya sordu. Görmek isteyenler açsınlar, girsinler, gösterelim. Hı hı. Net şekilde isteyen de olursa gösteririm burada. Aynı soruyu sordu. Sen devam etmek istiyor musun, istemiyor musun? Nisa'dan cevap. İlk senesinde galiba değil mi? İlk senesinde de geçen senede. Ben devam etmek istiyorum. Geçen sene hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Net hatırlıyorum. Oyunların onun içinde neydi? Bir oyuna isteksizdi. Çıkmak mı istemedi? Onunla ilgiliydi. Bir şey ödülden mi gelmişti? Evet. Ama net hatırlıyorum bunu. Şimdi bizim tarafımızdan, prodüksiyon tarafından olay bitmiş. Hı hı. Ondan sonra karar merciği karşı taraf. Sen eğer orada devam ediyorum dersen sana... Zaten olay açılmış. Devam edebilirsin. Nisa devam ederim dedi. Nisa şampiyon oldu. İlk sene olsun. İlk senenin sonunda o söylemden sonra devam etti. All Star'a çağrıldı. Senin hata yapma şansın var mı? Var. Tabii ki evet, insanız. İnsanız. Hepimizin hatası var. Hepimiz yanlışlık yapıyoruz. Ama hatadan dönmek erdemliktir. Hatadan dönmek senin bir ders almandır. Sen o dersi inat yapar gibi... Bak inat yapar gibi hayır ben devam etmek istemiyorum. Kimse evet kimseye zorlu tutmuyor orada. Herkesin yolu açıktır. Allah yolunu açık etsin derler. Bu şekilde yapılmasını kabul etmiyorum. Hani konuşmayacağım dedim hakikaten konuşmayacağım. Israr ettiniz konuşayım diye. Ben gördüğüm şey bak ne diyorum size. Susmana alışık değilim. Yanlış varsa sonuna kadar arkadaşım dahi olsa giderim.
Ama sonuna kadar haklı bir prodüksiyon var burada. Evet, ben şeyi anlamadım ya. Sonuna kadar orada olmak istemeyen bir Merve var. Evet. Ve sonuna kadar oradan ayrılmayı kafasına koymuş bir insan var. Evet. Ben böyle insanlar, ben milyonlarca insanın oraya gelmek için, oraya gitmek için mücadele ettiği, senelerini, yıllarını verdiği insanlar orada dışarıda kalıyor. Çok sinir bozucu. Sen bu pozisyonda yakalamışsın ve sen keyfi olarak bu işleri yapıyorsun. Bir de arkadaşların hakkını yiyorsun. Evet abi, çok sinir bozucu. Bir şey söylemiyorum. Dokunulmazlık bu oyununda arkadaşların potaya girecek. Ben şeyi de anlamadım mesela. Ya bu mavi takım üyeleri hayırdır, gitmek mi istiyorlar? Yani Merve'nin bu haline, tavrına kimse bir şey demedi mesela. Evet, ben de o çünkü bir şey anlamadım. Çünkü zaten gitmesini istiyorlar. Bak sen diyorsun ya, arkadaşım uyarım diyorsun ya. Benim dokunulmazlık oyununda benim potaya girme ihtimalimde arkadaşım bunu yapacak. Ben susacağım. Ya bir de bu kıza ebebek davranıyorlar ya. Hayır. Ondan bahsediyorum. Niye? Maviler konuştu. Özgür konuştu. Ne dedi abi? Halil konuştu. Olaydan sonra konuştu. Efendim? Olaydan sonra diyor, konuştu. Diyor ki o an diyor yürürken falan yani diyor, ciddi almazken. Daha oyundayken Merve ne yapıyorsun hadi şimdi, gibi böyle. Dediler aslında, bak, çok orada şu da var. Demek ki onun öncesi var. Ya Merve ondan bak, iki gün önce bir sinir krizi geçirdi ya. Gerçekten mentalinin tamamen istemediler. Koptuğunu ve bence kendini de yazdırmıştı zaten tahminimizce. Arkadaşlar. Diye düşündüğümüz için herhalde Merve'den vazgeçtiler. Arkadaşlar. Onun gideceğini mavi takım, belki mavi takım yani. Merve'nin kafada bitirdiğini nerede anladık biliyor musunuz? Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Kim geldi adaya? Kardelen. Kardelen vedalaşırken Merve orada mıydı? Hiçbir görüntü de yok. Başka sorun yok. Hiçbir adı görüntü yok. Bitmiş. Merve orada olmak istemiyor. Kafa abi, gitmiş tamam. Türkiye'ye beden o, duruyor bak, yani. Ya bir arkadaşın ya, vedalaşacaksın yani. Bırak oyunu ya. Her şey geçtim. Siz başka şeylerden bahsediyorsunuz. Ben başka şey söylüyorum. Yok, ben onun gitmek istedim zaten. Kardelen orada. Hani az mutlu da olsa Kardelen hani ne olursa olsun bir Allah'a ısmarladık sakatlanmış. Evet. Güle güle demez misin? Değil. Sen orada görüntü bile vermek istemiyorsun. Pardon ya. Pardon. Acaba şey mi geçiyordu içine? Keşke ben gitseydim onun yerine. Gidip. Abi genel olarak Merve. Gittin zaten. Yani. Genel olarak. Genel olarak kendi Merve isteğinle. Mavi takımı da sevmedi. Özgür'ü de sevmedi. Kardelen'i de sevmedi. Yani bu zaten kendi lafları. Benim laflarım değil zaten. Ben sadece mavi takımın kendi dokunulmazlıklarına Merve'ye bu kadar laf etmemelerine anlam veremedim. Hı hı. Yani ben nasıl konuşurdum biliyor musun? Bir de ben potaya gireceksem bir de ağlayan bir kız olacak yanımda. SMS'e ben ağlayan bir kızla gireceğim. Ben mi eğleneceğim, kız mı eğlenecek şimdi? Hani bunun matematiği var zaten. Bu kadar el bebek gül bebek idare edildi. Sürekli Asena'yı suçlu gösterip Acun abiden hatta Asena'ya laf edirtirdi. Yani bunlardan bahsediyorum. Hep bir bahanesi vardı. Asena'yı suçlu gösterip değil de Asena'nın suçlu olduğu bir kısım var zaten. Ya ondan bahsetmiyorum. Da. Ondan olaydan artık aylar geçmiş. Olayın evet. Üzerinden aylar geçmiş. Çünkü ama işte o laf dolaşı da devam. Final geldi. Hala her şeyde. Ondan sonra ne zaman Acun abi Asena'ya uyarısını verdi? Sonra babam dedi. Ondan bahsediyorum. Hı. Yani Asena'ya uyarıyı zaten başta verse babamı başta söyleyecek. Bahane olduğu belli. Ya bahane oldu belli, bundan açlık bahsediyorum dedi. Yani. Hani evet, sen, hayır, sen yok, kendi... Ben savunmak için söylemiyorum bu arada. Sadece Asena'yı suçlu gösterdi dediğin yerde Asena evet. Da suçsuz değil. Bunu canım, bir kere şundan bahsediyorum. Survivor'da bir olay yaşarsın. Tamam mı? Ondan sonra aradan iki ay geçer artık olay unutulur. Unutulmaz. Ha, hayır. Unutulmaz. Hayır. Şöyle unutulmaz ve unutulur. Ben... Ya şöyle sonuna hayır. Kadar senin arkandayım. Abi şöyle unutulur. Şöyle çok haklısın. Ya şöyle unutulur diyorum. Ben hala seninle yaşadığım olay yüzünden travma yaşamıyorumdur. Başka bir şey konsantre olmuşumdur. Ondan bahsediyorum. Şimdi yani. İşte sen beni kim gösterttiriyorsun? Tamam abi. Asena yüzünden elendi. Tamam. Merve Asena yüzünden elendi. Arkadaşlar özür dilerim. Merve Asena yüzünden travma yaşadı. Ondan sonra bir daha tutunamadı. Tamam. Kız şampiyonluğa gidiyordu. Güçlü bir karakteri Asena darmadağın etti. Kusura bakmayın. Bu itirafın için çok teşekkür ediyorum. Doğru. Tamam. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Acun abi başka karar vermiş. Bu da hala başka şey konuşuyor. Sonra burada olacağız. Survivor Panorama kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz Yusuf'un takımına verdiği tepki ve Asena'ya söylediği sözler. İzleyelim sonra. Ben üstüne bir şey söylemeden hemen sana topu bırakıyorum Doracığım. Nereden başlayayım ki? Ya ben ömrü hayatımda hani çok tartışmaya girmişimdir. Hani tartışmaya yarışmada da giren bir karakterdim zaten. Hı-hı. Ama bu laflar aklıma gelmez. Gelmez yani hani. İnanılmaz bir kin, nefret beslemem lazım. Ondan sonra lügattan bu kelimeleri aramam lazım. Ona söylemem lazım ve istediği kadar inkar etsin, yalanlasın. Zaten belki de konuda en büyük değil mi? Zaten yapılan hareket de zaten çok büyük de daha da büyük hatası üzerine bir de inkar etmesi. Hı hı.
Bunu da sonra konsey görüntüleri de var hatta. Konsey görüntülerinde de ondan sonra insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor. Yaptığı şeyden o kadar ya pişman da özür dileyeceksin, sana dedim diyeceksin. Yani duruşsuzluk maalesef. Peki şöyle bir şey geldi aklıma. Her şey işin içinde var. Ne dersiniz bu fikrime bilmiyorum ama yani bir yandan da aslında bu cümleleri Osman Can'a da söylemiş olabilir mi diye düşündüm. Sonraki görüntüleri de izlediğimde nasıl? İşte ben bu oyunda kötü olduğumu söyledim. Oyunun sorumluluğu benim üstüme çok yıkılıyor. Ben yapbozlarda iyi değilim. Osman Can'a sordum, çıkmak istemiyorum, ben kötüyüm dedi. Top bana kaldı. O yüzden şu an performansı da düşüyor. Alması gereken sayıları kim da alamıyor. Bu lafların hepsine Osman Can'a. Değil, hayır. Bu sinirin içinde Osman Can'a olan bir sinir de olabilir mi? Bak şimdi sen takımda bugüne kadar hep kolay rakipleri alıp belli bir kariyer yaptıysan, yani şu anda Survivor'daki kariyeri Aziz'i seçerek puan almak üzerine Yusuf'un. Ben Yusuf'un özellikle performansla alakalı dediği hiçbir lafa maalesef güvenmem. 5'te 1 yapınca yani istediği performansı ya. Yapsın. Hani Yusuf benim gözümde hani sürekli Osman Can'ı, sürekli Özgür'ü, sürekli Halil'i yenen bir karakter mi? Değil. Yani eğer böyle eğer bir lafı varsa da o lafın altında bomboş zaten, ondan bahsediyorum. Sonra yani. Denizden çıktıktan sonra böyle bir işte yük var üstümde çok falan. Onun üzerinde olan yükü söyleyeyim. Onun üzerinde denizden çıktıktan sonra şey dereden çıktıktan sonra üzerinde olan yükü söyleyeyim ben sana. Yettiği lafların nerelere gittiğini anladı. Hatta burada Asena'nın gerçekten hani daha önceki hatalarından aldığı dersleri görüyoruz. Direkt emniyete başvurdu. Direkt hani yani ben sonuçta ya bu Survivor insanın karakterini geliştiren bir yer. Ayşe de şahitti burada. Girdikten çıktıktan sonra hani Ayşe'deki değişim. Asena'nın da belki törpülemesi gereken tarafları olduğunu fark etti. Ondaki değişim. Sakin kalıp orada sevgili Mustafa Kazan abimizi çağırması. Hı hı. Hatta ondan sonra çağırıyor. O vakte kadar son sürat giden Yusuf. Mustafa abi görüntülere bakabilir miyiz diyor Asena. Ondan sonra ben sana demedim ki diyor. Yani yaptığı hatanın sonuna kadar farkında. Denizden çıktığındaki üzerindeki yük aslında söylediği laflardaki yük. Hı hı. Yani... Ya Begüm valla çok konuşacak da bir şey yok konular üzerine ya. Maalesef Osman Can'ı da işin içine katıyorum. Valla çok da büyük konuşmak istemiyorum. Yani biz bu masada neler gördük ama Osman Can'la Yusuf benim için çok büyük darbe aldı. Ya benim için yani final adaylarının arasından çoktan çıktılar. Ya benim için Osman Can'la Yusuf bundan sonra havadan Dominik semalarından geçen kuşları ağızda tutmaları lazım ki ben onların karakterleriyle alakalı artık güzel şeyler söyleyebilirim. Çünkü Osman Can'ı da bugüne kadar hani Cansu'ya olsun... Asena olsun hep böyle bir yukarıdan bakarak dalga geçmeleri. Bir de hani Osman Can'da şu var böyle küçümser gözle bakıyor böyle insanlara. Zannediyorsun ki çok güzel bir argüman çıkacak. Hani öyle bir laf edecek ki. Hani bize öyle bir şey. Kız sesleri çıkarıyor. Abuk sabuk laflar söylüyor. Ben 3 aydır çekiyorum ya. Bak size gerçekten söylüyorum. Asena Osman Can'a ne yaptı bugüne kadar? Yani ne oldu yani? Bir Asena düşmanlığı herkeste var. İşte enerjilerin patlama sonucu bu noktaya geliyor. Osman Can'la mavi takımdan beri zaten getirdikleri bir... İşte neydi? Konu neydi? Bak söylüyorum sana. Onların takımının karşıydı. Konu neydi? Elanur'un potaya girmesiydi konu. Başka bir şey... Osman Can'ın konusu yok. Cansu yaptığı hareketler de var Osman Can'ın zaten. Hı hı. Yani Osman Can zaten maalesef Osman Can ve Yusuf sadece performans olarak varlar. Parkur dışında hiçbir şeylerini beğenmiyorum. Yok yalan yok yani beğenmiyorum. Zaten bu tartışmada da artık son noktayı koymuş oldular. Yani onları ben şeye benzetiyorum. Böyle amatör ligde, bal liginde böyle kardeşim yapan topçulara benzetiyorum böyle. Hmm. Hani gidip toplarını oynasınlar ama dışarıda bencillik, insanları küçümseme muhabbetlerini çok sürdürüyorlar. Kötü. Yani benim için çok... Yani sildim ya öyle diyeyim sana. Yani ben Kemal Osman Can'la Yusuf'u sildim şu anda. Kemal abicim sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben mi başlayayım peki? Evet. Şimdi konseyde Acun Ilıcalı dedi ki herkes son dördünü yapsın dedi. Şampiyon adaylarını. Tartışmasız Yusuf orada herkesin listesinde vardı. Bir tek Cansu. Takım içinde öyle bir Yusuf'a karşı empoze var ki hani Yusuf kurtarıcı. Yusuf olmazsa bu işler olmaz. Ödüle gidemiyoruz. O da bunu yakaladı oradan. İster istemez gayri ihtiyar insan bir gururlanır, bir övünür. Biraz daha farklı bakar. Şimdi ben size bir hikaye anlatacağım.
Bir gün derste öğretmen sınıfın başarılı öğrencisini tahtaya kaldırmış. Anladım hangi örneği vereceğini. Dersi anlat demiş. Çocuk başlamış dersi anlatmaya öğrenci. Gayet keyifli, güzel. Çık demiş, masanın üzerinde anlat. Çocuk masanın üzerine çıkmış. Oradan da anlatıyor. Bütün sınıf onu izliyor. Yükseklerde hitap ediyor. O kadar keyifli, o kadar güzel konuşuyor ki anlatılmaz. Sonra sandalyeyi alıyor hoca. Diyor ki bunun üstüne çık anlat. Çocuk çıkıyor öğrenci bunun üstüne. Anlatıyor. Ama biraz da hani o heyecan, o şey has safhada ama konuşmalarda biraz titreklik var. Deminki gibi rahat değil. Devam ediyor. Hoca diyor ki şimdi diyor bunun üstünde anlat. Taburayı da koyuyor üstüne. Artık oraya çıktıktan sonra iyice konuşmaları aksıyor. Artık sınıf onun ne dediğini anlamıyor. Artık konuşmalarında kendi bile konuşamayacağı şeyler söylemeye başlıyor. Öğretmen diyor ki ne kadar yükseğe çıkarsan orada kalmak çok zordur. Düşme ihtimalin çok yüksek. Konuşmalarında dengesizlik olur ve orada kalmak için mücadele edersin. Artık konuşmanı düşünmezsin. Şu anda Yusuf'un pozisyonu buydu. Yusuf oraya çıktı, konuşmalarını düzeltemedi ve oradan güm diye aşağıya düştü. Şimdi bunu niye söyledim arkadaşlar? Biz bazı şeyleri maalesef ki maalesef yerinde idrak edemiyoruz. Bir yerlere geldiğimizde kendimizi Kaf Dağı'nın arkasında zannediyoruz. Dev aynasında görüyoruz. Böyle görünce de konuşmalarımız, davranışlarımız, hareketlerimiz yanlış geliyor. Kazanacağımız, tırnaklarınla Yusuf'un dediği kazanabileceğin bir şeyi Yusuf tırnaklarınla, ağzınla, dilinle yerle bir etti. Şimdi bana birisi söylesin. Daha doğrusu Yusuf'un annesi babası. Hürmetler de diyorum, saygılar sunuyorum kendilerine. Gelsinler desinler ki Yusuf onların söylemlerini gökyüzüne söyledi. Eğer annesi babası buna inanıyorsa ben de inanıyorum. Eğer Yusuf'un bu söyledikleri gökyüzüne ise ben de inanıyorum. Yusuf yanlış yaptın. Evet Asena o ağzından çıktı. Evet Asena seni baz aldım sana söyledim dese durum çok farklı olurdu. En kötüsü 3 ceza alacağına 4 aldı bunları söylemediği için. Ve insanların gözünde şu anda senin demin söylediğin gibi bambaşka bir Yusuf oldu. Bu saatten sonra çok daha kazması lazım Yusuf'un şampiyon olabilmesi için. Kesinlikle. Şuraya kadar getirmiş olduğu emeğini yaklaşık olarak 5 dakikalık görüntüyle yerle bir etti. Ben sana bir söyleyeyim mi abi? Çıkıp oturasım geldi Kemal abi. Biliyor musun? Güzeldir yüksek. Bir hoşuma gitti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle kendini oralara koydu da bir anda hani aynen öyle şey yaptı. Ben arkadaşlar o zaman şu anda sizlere ufak bir ben hiç konuşmayayım arkadaşlar. Allah Allah. Evet. Bugün herkes hazırlanmış. Koyuyorum. Herkes hazırlanmış. Dora yatırım danışmanlığı olarak arkadaşlar. Size, bu hangi konuda? Kesinlikle değerlerimiz, yarışmacılarımızın coinleri ne değerlendi, nasıl değerlendi, nasıl şekillendi? Bak Merve... Hepsini bir coin'e mi çevirdin? Tabii tabii, hep yatırım danışmanlığı. Bak size yarışmaya girmeden önce atıyorum Merve ile alakalı, Batuhan'la alakalı da görüşlerimi söylemiştim. Tuttu mu? Tuttu. Hatta yedeklerde Kerem vardı. Tanıştınız ya. Evet. Kerem'in de giremeyeceğini söyleyen tek kişi bendim. Hı hı. Giremeyecek dedim, o da giremedi. Yani benim söylediğim yatırımları yapın arkadaşlar. Şimdi size sevgili... Yatırım tavsiyesi değildir yatırım diye ben yatırım tavsiyesi değil de hani şimdiye kadar süre gelen bu arkadaşların değerlenip değersizleşme durumlarını anlatacağım. Evet. Kimler var bu tabloda? Bu haftanın başrolleri var. Hadi bakalım. Arkadaşlar size gösteriyorum şu anda. Mavi çizgimiz Osmancan... Maalesef anlayacağınız üzere düşüşte olan turuncu çizgimiz Merve.
bir yıldız gibi kayan bu hafta Yusuf'umuz. Zirveye bu hafta kendini yerleştiren Asena ve Aziz. Mesela Aziz ne yaptı abi? Bu senin final beşlin miydi? Hayır, şu anda şu anki gidişat bu. Yani sonuçta bu başlangıçta herkesin şansı eşitti. Şu anki durum, şu gün, günümüzde durum nerelere geldi? Yani kim nerelerdeyken nerelere düştü? Kim ne kadar dipteyken nerelere çıktı onu söyleyeceğim. Osmancan. Hı. Takımına geldi. Sayıları almaya, bakın bunlar final olasılığı. Ben %80'e kadar çıkardım dedim. Osmancan finalde olacak dedim. Osmancan sonra ne yaptı? Cansu taklitlerine başladı. Bir garip garip taklitler. Maalesef hoşa gitmeyen durumlar. Sonra sayıda almaya başladı. Sayılar alırken ne yaptı ama ondan sonra? Takımda bir koloni olmaya başladı. Kendi fikirleri olmadan devam etmeye başladı. Ondan sonra bir Asena'ya yüklenmesi. Yusuf'un destekçisi olması. Asena'ya yüklenmesi. O Elanur durumunda hele yani hiçbir konu yokken maalesef durumu çok iyi ele alamadı. Ondan sonra yine bir yükselişe geçti. Ama bu artık en son Yusuf'un konularından ötürü maalesef ben %20'ini bile... Evet, yani bir arkadaşını bu kadar körü körüne savunmak, bu kadar taklit yaparak savunmak maalesef hiç Osman Can'dan beklemedim. Hatta burada neler var biliyor musunuz? En son konseyde Acun abinin suratına hala böyle nasıl derler pişkin bir şekilde gülerek bakması, bunları söylemesi yani herkesin Osman Can'la alakalı herhalde aynı kanıya varmasına sebep oldu. Daha sonrasında Yusuf'umuz ne yaptı? Geldi sayılarını aldı. Dedik ki çocuk maşallah dedik. Sayıları çok güzel alıyor dedik. Ama bir baktık sayılardan sonra düşüşe geçti. Neden? Çünkü sevinmeleri. Bir garip kendi ismini söyleyip bir egolar yapmaları. Neyse ondan sonra gene dedik ki çocukta hani sevinmelerine de alıştık bir yerde. Dedik ki tekrar 160'lara çıkaralım şansımızı. Çocuk ondan sonra takım arkadaşlarına bağırmaya başladı. Kaybedene bağırmaya başladı. Kendi kaybettiği zaman bağırmaya başladı. Daha da beter oldu. Dedik ki ondan sonra çocuk tekrar çıkıyor. Anlat bakalımlar. Hani böyle güzel aktivitelerde çocuk kendini çok güzel gösteriyor dedik. Ve nitekim ondan sonra bu olaydan sonra maalesef Yusuf kardeşimiz kendi soyadı gibi yıldız gibi kaydı. Asena ne yaptı? Asena ne yaptı? Direkt münakaşalara başladı herkesle. Evet. Dedik ki tamam en azından kız sayısını alıyor bir şeyler yapıyor. Kendini ifade ediyor. Ondan sonra ne yaptı? Gitti Ertuğ'a bulaşmalara başladı. Dedik ki karşı takım neden bu kadar bulaşıyor? Hatta bir Senem, Merve ve Esen üçlüsü Ertuğ'a bulaşmalara başladı. Dedik ki çok kötü. Ertuğ gibi düzgün bir karakter niye böyle şey? Neyse dedik ondan sonra. Kız gene sayısını alıyor. Bakın gene %50'nin altında, %40'larda. Ondan sonra ne yaptı Asenacığımız? Maalesef Azize ettiği laf. Hı hı. Gerizekalı lafını kullandı maalesef. Dedik ki böyle kullanılmaz. Gene düşürdük %20'lere. Daha sonra... Takım değişti. Takım değiştirmedi. Şu olay takım değiştirme oluyor ondan sonra. Ondan sonra Asena'mız yine sayıdan almaya başladı. Dedik ki biraz idare ediyor. Hani bir Merve, Senem bir arkadaşlık yaptılar. Güzel bir üçlü sayıdan alıyorlar. Sonra gitti. Maalesef Merve'nin saçını çekti. Dibe düştü. Biz dedik ki buradan diskalifiye olması lazım. Ama ondan sonra kendini bir düzeltti. Bütün olaylara karşı şu anda bu son olayda gördüğümüz üzere kendini o kadar güzel ifade ediyor. Tek başına savunuyor ve gerçekten... Kendine yani Merve ile olan kavgasında Aziz'den daha yukarıda olması çok şoka uğrattı beni. Dibe vurdu canım Merve ile olan kavgasında. Sıfırda değil ki. Yani yine Aziz daha çok düşmüş. En düşük Aziz olmuş. Evet. Öyle düşün. Çünkü Aziz'de biz ne yapıyorduk? Çünkü Aziz'de sayı yoktu. Aziz ne yaptı? Herkese suni kavgalara başladı. Kimse sevmedi. Burada Aziz bir tane savunanımız var mıydı? Yoktu. Sayıları da alamamaya başladı. Ondan sonra... Zaten hiç almaya başlamamıştı. Evet zaten hiç almaya başlamadı. Hiç sayı alamıyordu. Ve biz dedik ki Aziz herhalde potalara da girmeye başladı. Arkadaşlarımız sürekli kaç tane potadan çıktı. Yani bu performans da var, potaya girmeleri de var. Aziz'in dedik şansı yok. Aziz'in artık pota yorgunluğu vuracak dedik. Aziz'in şansı %0. Hatta Aziz elenecek, Aziz elenecek. Herkes bir hafta Aziz elenecek gibisinden yüz artık şansı kalmadı diye. Peki bir şey soracağım. Tabii abi. Dora, bu tabloda... Şampiyon adaylığı mı gösteriliyor yoksa şu andaki, var mı başka? Şu anki 5 kişinin sadece şampiyonluk şansı. Son 4'lü final şansı diyeyim. Son 4'lü final. 4'lü final şansı. Buraya sen şimdi %80 Asena diyorsun. Şu anda bence bu haftaki konulardan konuşursak evet. Bu hafta potaya çıksın abi. SMS'i tavan olur. Peki. Ben o zaman sana şunu soruyorum. Burada Asena %80 ise Özgür yüzde kaç? O da 80'lerde geziyor şu anda. Asena ile Özgür bir. Ben bu haftaya baz alıyorum. Şu anda genel tablo ya bu hafta sonucunda bu hafta SMS'e çıksalar abi. Asena, ama bizim... Asena yapılan bu hareketlerden ötürü, mobbinglerden ötürü kızın artık sinirlerinin bozup ağlamasından ötürü ve
olaylara karşı çok mantıklı bir şekilde, çok kurallara uygun şekilde... Asena'nın potadan çıkacağını tahmin ediyorum. Kesinlikle. Ama şampiyonluk şansının %80 olduğunu... Final olasılığı diyorum ben. Finale gitme olasılığı diyorum. Dörtlü koltuk olarak dörtlü koltuktan söylüyorsun? Bahsediyorum. Benim dörtlü koltuk... Cansu kaç? Dörtlü... Cansu da var. Bu haftanın, anladım, haftanın starlarından bahsediyorum. Okay, tamam. Yoksa benim son dördümde Cansu var. Başka soru yok. Benim son dördümde Cansu var. Son dördümde Cansu var. Evet. Asena da var. Nefise de var. Asena zaten... Asena, Nefise... Özgür, Cansu mu? Aynen. Senin dördün. Asena zaten dörtlü de olur tabii. Ortalıkta insan bırakmadı ki. Herkes yıldız gibi kaydı işte. Tamam, Asena düşmanlarını sonra alacağız bir saniye. Düşman değilim ama düştü gözümden der ya. Gerisi altına geliyor. Merve'miz zaten maalesef çok kötü kaydı. Merve'yi de ufak bir, hani bu hafta arkadaşımızı Survivor Adası'ndan yolladık. Hani onunla da ilgili ufak bir geçiş yapayım. Merve geldi. Performansı güzel. Bu kızın atletik, müsait dedik. Ondan sonra maalesef Asena'ya durduk yere kardelen konusuyla alakalı bir iftirası oldu. Daha sonra annelikten konu açıldı. Orada da çok puanlı kırdı. Merve hangisi? Hangi renk? Turuncu abi. Turuncu mu? Aziz? Aziz Turuncu. Aziz Sarı. Aziz gibi gördü abi. Tamam. Ondan sonra kırmızıya geçti. Çok güzel ilerliyordu. Kırmızıdayken her şey mükemmel ilerliyordu. Ama maalesef gene takımı bırakması, performans düşüklüğü, sürekli Asena'dan bahsetmeleri. Ondan sonra zaten sonunda arkadaşlarını maalesef yarı yolda bırakması yüzünden... Merveciğimiz, eğer bu haftaysa bu hafta, gayet güzel bir abi bu hafta görüntü. Şu an bu haftada Aziz'in özellikle puanı... %80'e katılmıyorum ama yok, ben Asena'yı genel olarak finalde gördüğüm için. Çünkü bizim maalesef Survivor'da şu anda başrolümüz Asena. Başrolümüz Asena abi. Yani Asena herkeste var. Herkese tartışıyor ya. 10 kişinin de antisi Asena'ya SMS atar. Çünkü 10 kişinin de fanı da var, anti fanı da var. Ya 10 kişinin antisi bile Asena'ya SMS atar. Tamam. Aziz'e burada tebrik ediyorum. Sayılarını almaya başladı. Aziz son zamanlarda epey sayıda almaya başladı. Asena'yla düşman olmasına rağmen son olayda takımında Asena'yı koruyan tek kişi Aziz'di abi. Asena'yı koruyan tek kişi Aziz. Şu andaki ikililer iyi. Ne Özgür, İkilisi iyi. Ne Halil, ne başka biri. Orada bir kız o kadar lafla edilirken kimse kılını kıpırdatmadı. Maalesef bu haftanın yükselen değerleri Aziz'le Asena ve maalesef hani çoğu kişinin final aşamasında gördüğü performansından ötürü Osmancan'la Yusuf maalesef dibi gördü. Merve tedavülden kalktı. Arkadaşlar beni dinleyin. Ben eğer birazcık değer veriyorsanız benim söylemlerime, Yusuf'la Osman bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bu potaya giremez diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten maalesef yapılan hareketler, konu Asena da olsa, Asena'nın bak yani her şeyi yapabilirsin ama bu seviyede yapamazsın. Kimse yoksa hele konseyde o yüzsüzlükleri, ben şahsen kendi adıma utandım. Yani konseydeki Acun abiyle karşılıklı oturmanın telaşını biliyoruz değil mi Ayşe'cim? Konseyde Acun abiyle karşılıklı oturmanın telaşını, o çocuksu heyecanı hepimiz biliyoruz. Ve orada Osmancan'ın maalesef belki dezavantajı daha önceden Acun abiyi tanıyıp yarışmaya gitmesi. Çünkü konuşmalarda artık ciddiye mi almıyor diyeyim. Konunun ehemmiyetinin farkında değil diyeyim. Yani yaptığı şeyden gurur mu duyuyor diyeyim. Böyle bir gülerek bakıyor bütün ayıpları suratlarına söylenirken. Bu bir. Yusuf maalesef çok büyük bir duruşsuzluk sergiledi. İnsanların, milyonların önünde Acun abiye bakarak yalan söyledi. Yani zaten bu kadar kesin bir karar olmasa böyle ceza verilmezdi. Hala özür dilemeyi bilmedi. Maalesef bu karakterlerde hani ne özür, ne pişmanlık, ne bir duruş sergilediler. O yüzden de maalesef benim artık menkul kıymetlerimde bu iki arkadaş yok. Ayşe'cim senin de yorumlarına ben kısa kısa alalım. Ben direkt reklama gideriz istersen. Diye düşünmüştüm. Ya da şöyle yapalım istersen. Yusuf oyundan sonra ilk tur kaybettikten sonra, oyunu tamamen kaybettikten sonra birazcık daha bu sinir hali devam etti. Oyun alanını terk etti. O görüntüleri izleyelim, sonra Ayşe'nin yorumunu dinleyeceğiz. Evet, oyunu kaybettikten sonra Yusuf'un sinirini izledik ama bu görüntülerde benim bir de Ertuğ ve Halil arasındaki o yükselen tansiyon dikkatimi çekti. Halil'e ne oluyor demek istedim içimden kendi kendime. Niye bu kadar yükseldi Ertuğ'a karşı? Tamam Ertuğ'un, evet yani izliyoruz, zaten birazdan da izleyeceğiz. Bir önceki oyunda da böyle takıntıları olabiliyor, dalgınlıkları olabiliyor. Eyvallah, ama neden bu kadar yükseliniyor Ertuğ'a karşı tüm takım arkadaşları tarafından? Anlayamıyorum. Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim birazcık. Sonra izledikten sonra yine devam ederiz. Ayşe'cim.
Ertu başlarda çizdiği profilin çok dışına çıktı. Başlarda çok performans olarak ilerleyen bir Ertu vardı ve başarılıydı. Hatta Zeynep niye yazdı falan diye tepkiler de göstermiştik söyledi diye. O kalıbının dışına çıktığı zaman insanlar işte aynı anda iki şeyi yapmak çok zor. Yani orada bir yandan insanlara laf mı yetiştireceksin yoksa performansını mı konuşturacaksın? Ya sen konuşacaksın ya performansını konuşacaksın. İki seçenek var çünkü. Hı hı. Hani ikisini de aynı anda yapma gücün olmuyor orada. Nitekim baktığın zaman Aziz konuşmaktan hiçbir şey yapamadı. Şimdi Asena gelgitli. Tam böyle evet güçlü Asena sayılarını alıyor da diyemiyorum. Çünkü iki taraflı da gidiyor. Hı hı. Şimdi Ertuğ o seviye aramaya başladığı zaman yerlerde direkt kendi seviyesini de aslında o yere düşürdü. Ve ondan sonraki Ertuğ'un gidişatında onlara cevap veren bir Ertuğ haline gelmeye başlayınca bu sefer Ertuğ tamamen kafasal olarak da çünkü zaten aslında içinde tutan takıntılı bir Ertuğ vardı kendine. Hı hı hı. Ama kızlar o kadar üstüne oynadılar ki onun. Orada da mesela Ertuğ'un içindeki dışına çıktı ve Ertuğ'un yavaş yavaş performansı düşmeye başladı. Çünkü hem onlara laf yetiştirmeye başladı hem kendini yenemedi takıntılık konusunda. Şimdi o kadar oyunlarda yok ki. Takım arkadaşlarına o kadar desteği yok ki. Hani aynı yere iki tane atıyor ya da başka bir yere attığı şeyi bozuyor falan. Hani tamamen algısı Survivor'ın dışında. Ama bir yanımda üzülüyor mesela. Diyorum ki takım arkadaşları da biraz fazla yüklenmiyor mu acaba? Çünkü karıştırdığı sayıda da nasıl çıkıyor? Çıldırıyorlar, nasıl varıyorlar? Şimdi izleyeceğiz onu, birazdan izleyeceğiz. Hani gelip yaptıkları davranışa işte Halil'in şu söylemi çok böyle üst perdeden şey sanki Ertu böyle hiç onu evde bekleyen eşi yokmuş, hiç böyle kariyeri yokmuş. Bir aşağılayıcı böyle bir konuşma tarzları var. O beni rahatsız etti bir tek. Hı-hı. Hani herkes yanlış yapabilir. Halil'in de bir sürü yanlışı vardı ama kimseye sesini bu denli çıkarttıramadı evet, mesela. Evet. Ve her zaman sesi çıkan da o oldu. Bu kadar bu yolda ilerleyen bir Halil varken şimdi Ertu'yu düzeltmek amaçlı değil de daha çok yerin dibine sokmak evet, amaçlı bir şey yapıyor gibiler. O yüzden de onların takımına aslında bu yarayacak bir şey değil. Kırmızıların böyle genelinde bir şey vardı zaten. Ama hani mavilerde de Halil hem kırmızıyı hem mavide de böyle o gerçek Halil'i devam ettiriyor. Orayı da karıştırdı. Hani herkesin vereceği bir tepki varken neden Halil'den beklenmedik bir tepki bu mesela? Ben orada hangi tepkiyi neye verdiğini bile anlamadım. Hani böyle izliyorum acaba neye verdi tepki falan diyorum. Böyle kaldım yani. Eminim izleyenler de kalmıştır. Ben tepkilerini doğru bulmamakla bir yandan da doğru bulmakla beraber konuşmamı bitiriyorum. Peki Yusuf'la ilgili son eklemek istediğin bir şey varsa çünkü Dora ve Kemal abi yorum yaptılar. Yok söyledikleri söylediler zaten. Peki o zaman şimdi... Ben şimdi Halil'le bilgili bir evet, konuşalım. Evet bu şimdi Ertuğ, Aziz ve Halil arasındaki bir tartışma. Bir önceki oyunda da sonrasında da devam eden görüntüler var. O görüntüleri izleyelim üstüne konuşalım. Tamam. Ben sözü sana veriyorum bu konuda. Söyleyeceklerim var galiba. Var. İlk önce Aziz'den başlayayım. Aziz'i çok eleştirdim. O final koltuğunun ikisine kalamayacağı için de iddialı konuştum. Ve sözümün sonuna kadar da arkasındayım. Aziz'in o son ikiye kalacağını düşünmüyorum. Ama Aziz çıkışta mı? Demin Dora'nın yaptığı çıkışta. Aziz'in çıkışta olduğunu net söyleyebiliriz. Bir de Aziz, demiri tavunda dövmek deriz ya, onu çok iyi yaptı. Çıkışta dediniz yükselişte. Yani. Yükselişte. Niye yükselişte? Şimdi izah edeceğim. Birinciden başlıyorum. Bu son görüntüden başlıyorum. Asena'nın geldiğinin akşamı Ertuğ'un onunla hani sanki canın cicim onun yıllardır arkadaşı öbür tarafa gittiği için çok üzülmüş bir görüntüsü yapıp da Asena'dan yana konuşmasını Aziz dedi ki ya dün ne konuşuyordun bugün ne konuşuyorsun? Ama öyle yapmadı ki Ertuğ. Ona getirdi. Ama öyle yapmadı görüntü, ki. Gerçekten yapmadı hayır, yani. O görüntü Aziz'in o. Algı yaratmasın. Hayır yani. Kesinlikle. Bak orada dikkat et. Herkesten ne onay aldı. Bütün takımda ona destek verdi. Çünkü görüntü oydu. Dün akşamki konsey seni haklı olarak teknik olarak haklı çıkardı dedi. Ben Asana'yı haklı bulmuyorum dedi. Bak, bu cümleleri net bir şekilde kurdu Ertuğ. Hayır ama şunu... Ama Aziz çok güzel fırsat değerlendirdi. Ama atarsan bana pası ben kullanırım. Yanlış ifade etti. O evet, zamanlama o değil. Bunu daha sonraki dönemde söyle. Daha geldim bismillah senden yana... Aziz zaten konuştum, istiyordu ki kimse Asena'yı içine almasın. Hani kimse Asena'ya hayır, hoş geldin demesin. Hayır ona da katılmıyorum. Çünkü örneğini sunacağım şimdi. Bu olayda Aziz'e not verdim. İkinci olay. Bütün takım... Halil dışında bir kişi, Halil dışında özellikle Aziz'i söylüyorum. Asena'ya Yusuf o söylemleri yaparken bir tek Aziz
Asena'nın arkasında kaldı. Evet. Bu kadar bu konuda, aralarının evet. bozuk olmasına rağmen Asena'ya destek veren Aziz'di. Helal olsun Aziz'e. Evet. Şimdi gelelim. Kesinlikle. O hani bir arkadaşımız var ya orada. Delikanlı. Ortalığı yıkıyor hani. Halil söylemlerde. İbrahim. Halil İbrahim diye bir arkadaşımız var değil mi orada? Evet. Ertuğ'a bir çıkışı var. Ben hayatımda bu kadar Survivor'da bu kadar bağırarak bu kadar keskin bir konuşmayı ilk defa gördüm. Neye bağırıyor? Şunu zannettim. Yok ortada. Halil büyük, Ertuğ küçük. Hani çocuğunla konuşuyorsun. Sonra baktım. Halil 30 yaşında, Ertuğ 35 yaşında. Sen kendinden büyüğüne bu derecede... Bir şey olmaz 5 yaştan canım. Efendim? 5 yaştan bir şey olmaz. İki. Hani Ertuğ ne diyorsun diyor. Ne diyorsun diyor. Üstüne yürüyor. Eğer orada Ertuğ bir cevap verse ya fiil hareket yapsa. Desem ne olacak yapsa, falan diye yürüyor. Fiil hareket yapsa tabii. Olaylar daha da büyüyecek. Belki de hani kavgaya dönüşecek. Ama ne hikmettir bu Halil'i, bu Yusuf bu kadar kemik atacağım, dişlerini sökeceğim. Şahıs olarak isim vermesi de hedef olarak Asana'yı gösteren Halil Yusuf'a Halil'in bir tane cevabı yok. Varsa söyleyin. Kankit olur abi. Onu. Bir tane ya Yusuf sen nasıl konuşuyorsun ne olursa olsun bu takım benim takımım ben bu takımdayım artık bunların haklarını savunuyorum diyen bir kelimesi var mı? Bence Ertuğ'un ondan daha iyi olmasını da yediremiyor olabilir. O zaman şu Halil, evet. şu kesinlikle. Sen insanlara göre hareket eden adalet mekanizmasını çalıştırmayan bir insansın. Sen orada 2-3 gündür oyun alıyorum diye kendini o dev aynasında temin gösterdim örneğe de Halil de gidiyor. Birden bodozlama çökecek haberi yok. Hı hı. Sene başından beri insanlarla diyaloğu o kadar agresif o kadar negatif ki bu son örnekleri. Niye konuşmuyorsun Yusuf'a? Hani arkadaşın sen adaletsin ya niye demiyorsun ki ya? Yusuf sen bunu nasıl söylersin? Dişlerini sökeceğim. Sana kemik onun atacağım. Onun işine geliyor abi. Bunu nasıl söylersin ya? Nerede, buna nasıl itiraz etmezsin? Kibarca bir şekilde uyarabilirsin. Hiç uyarmıyor yani. Kibarca da uyarabilirsin. Ağzını almıyor ya. O mevzu ya. Girmiyor bile. Çıkar ilişkisiydi çünkü. Evet. Oradayken güçlünün yanında oldu ki yazılmayayım. Hayır şimdi onlar artık arkadaşlık geliştirmişler. Cansu da bunu bize söyledi ya. Dışarıda işte beraber iş kurma planları. O zaman bana varmış. O zaman bana Yusuf adaletten, Halil'in. O zaman bana takımdaştıktan, o zaman bana beraberlikten bahsetmiyor. Kötü günde senin derdin Yusuf kazanırsa iyi, kaybederse kötü, sen kazanırsan iyi, kaybedersen kötü. Senin takımla yakından uzaktan izliyor. Ha, bunu karşılığını alıp verecek zaten. Seyircimiz görüyor. Hiçbir şeyi de unutmaz. Halil'in şampiyon olamayacak adaylardan biri olduğunu net söyleyebilirim. Şey Asena diyor ya ben arkadaşlık kurmaya gelmedim diye. Bence Halil bunu dile getirmese de tam olarak ondan ilerliyor. Yani arkadaş gibi gözükme aslında kimseyle arkadaş olmuyor ve onların kötü günlerinde de yok. Kötü düşmelerini de aslında istiyor ki net. Meydan bana kalsın. Net. Ben bir de şunu da düşünüyorum. Aziz'in bu yaptığı, Ertuğ'a yaptığı konuşmaları Halil'e yapsa bence daha cuk oturur. Böyle düşünüyorum. Aziz'in Ertuğ yaptığı konuşmaları evet. Aziz Halil'e mi yapsın? Evet. Yani sonuçta şu anda... Yani işte güçlünün yanında duruyorsun, işte bir şekilde ama gücü bak, seviyorsun, ben... şöyle yapıyorsun. Evet. Bu cümleler Halil'e şimdi daha Halil'in, çok yakışıyor evet, Ertuğ'dan. Aziz'in, ben, evet. ben mesela Aziz'in Ertuğ olan yaklaşımını çok stratejik buluyorum. Yani bundan sonra sonuçta mavi evet. takım, mavi takım kaybedecek ve mavi takımın birini potaya evet yollaması işte. Lazım. Benim Aziz'in Ertuğ'a karşı tavrında tam olarak bunu gördüğüm için... Heh, ben, hani ben fırsatı çok güzel gördüm. Değerlendiriyor ben diyor. Ben de direkt bunu gördüm. Bir de... biraz kafayı fazla takan bir insan olduğunu da farkında. O çocuğun aklını ne kadar karıştırırsa o çocuk performans olarak o kadar azını veriyor. Yani bu 2+2=4 başından beri izlediğimiz şey. Aynen öyle. Bu şey muhabbeti, bu çadırda geçen muhabbet, bu su muhabbetinden bir gün öncesi. Evet, bir gün su önce atışlı bir gün oyun. Öncesi. Ben o yüzden Halil'in o Aziz'in yaptığı Ertuğ'u karalama propagandasının evet. bir sonucu olarak bu hareketleri yaptığını düşünüyorum. Yani Aziz aslında yani bu Halil'in bağırmasında aslında Aziz'in attığı tohumlara çok büyük etkisi var. Evet. Aziz çünkü artık göstermeye başlıyor. Arkadaşlar bu adam böyle takıntılı ve çok güzel bir betimleme ustası olduğu için de çok güzel bir şekilde anlatabiliyor. Hatta olmayan bir şeyi bile bir şekilde evirip çevirip sana çok güzel sunabiliyor aynen Aziz. Öyle. Bunu çok güzel yaptı. Bunu çok güzel yapmasan mütevellit Halil de bağırıyor. Hatta artık Özgür bile o karalamanın sonucunda Ertuğ'a yükselme gereği duyuyor. Ertuğ evet. da zaten
Toplum psikolojisi. Evet, Ertuğ da maalesef etkileniyorsun. O, sen de söylemek mecburiyetine kalıyorsun. Ama Ertuğ'da... Halil'in şey çok özür dilerim. Evet. Özgür'ün Halil'den bu kadar etkilenmesini de çok yanlış. Yok Özgür Aziz genel olarak bir algı yaratıyor. Evet, yani evet. Aziz'in bu algı üstadı olmasına evet, zaten tohumlarını atmasına ve toplamasına. Ama burada algı yaratmıyor. Burada gerçekleri Ertuğ'un yanlışları var. Ama söylem tarzı Halil'in farklı. Ya, bu kadar i̇şte büyütülecek bunlar işte değil. Ya, zaten yani bu davranışları uzaklaştırıyor çocuğu Survivor'dan. Onlar kazanmaya çalışmıyorlar ki çocuğu. Kaybetmeye çalışıyor. Bak aynı yere atıyor adam. İşte Ertuğ'a kızıyorum. Çünkü Aziz kaybetmeye çalışıyor. Ertuğ benden önce Ertuğ'u yollamak istiyorum diye evet, düşünüyor diyorum ben. Evet, o yüzden evet. Ertuğ da bu stresi, bu elektriği kaldıramayan bir insan maalesef. Yani evet, iyi bir adam ama maalesef ne Survivor'ın parkurunu ne Fırat Usta'nı. Senden 5 yaş küçük sana nasıl böyle bağırıyor ya? 5 yaş küçük. Nasıl itiraz etmezsin ya? Orada bir hazır cevabı eksik oluyor Ertuğ. Yo, yaş olarak küçük de eksik oluyor. Ya küçük yaş olarak hani 5 yaşta küçük olsun. Yine de bu şekilde bağıramaz ki. Hayır bak abicim. Hani büyük ya da büyük olursun da. Evet, hani büyük olursun da hani biraz sesini yükseltebilirsin. Ama Ertuğ'da sen bu büyük. Küçük, bir de büyüğüne bağırıyorsun. Ama Ertuğ'da o büyük imajı da yok. Işte. Evet, abicim evet, küçüğüne gitsen Fatih de. Fatih'in olduğu gibi ya. Fatih'in aynen, de o vardı. O tarzda küçüğüne gitsen de ayıp. Büyüğüne gitsen de ayıp. Kime gidersen git ayıp o hareket zaten. Yani o hareketin hı, illa bir. Bak büyüğünle yaptığında farklıdır. Küçüğünle konuşurken bu hareketi yaparsan farklıdır. Ya çok yaş farklı ya yok. Yine 5 yaş abi şey daha ne olsun? Ya bana olur, bana büyük de bağıramaz, küçük de bağıramaz. Bir yaşın bir etkisi vardır. Yani. Sen burada insanları böyle küçük görüp kendini dev aynasında göremezsin ya. Sen kimsin? Ve Ertuğ'un söylediği tek şey şu. Yani bana söylendiyse bu laflar ben gideceğim. Yani işte şey Ertuğ şu anda çok büyük çıkmazdı. Hem üzerine böyle baskı var, evet, hem kendi baskıyı yönetebilen bir insan değil. Bu baskıyı yönetemedikten sonra performansına da yansıyor. Yani Ertuğ'un durumu çok zor. Ama işte seyirciler bunu görüyor. Ertuğ'a bir şekilde destek verebilir. Ama Ertuğ'un da biraz kendine çekip düzen verip performansına bunu yansıtması lazım ki seyirciler de desin çok güçlü bir karakter. Ertuğ'un orada sıkıntısı var. Nasıl Cansu'ya herkes yükleniyor. Cansu ama ona rağmen çıkıyor sayısını kazanıyor. Aynen. Yani Ertuğ'un da Cansu'daki uyanan etkiyi uyandırma şansı var ama maalesef kafasını o kadar fazla düşünüyor ki ya ona söylenen lafı da düşünüyor. Evet, o düşüncelerle kuruyor de Survivor geçmez. İşte fazla kafada kuran insan işte Merve onlardan biriydi belki. Gitti. Ya Ertuğ'da devam etmek istiyorsa herkes nerede olduğunu farkına varıp kendini silkelemesi lazım. Hak edene hak edene cevap vermesi lazım. Yani işte bazı insanlar diyoruz ya çok güzel konuş fazla agresif diyoruz bazı insanlar ama işte o agresif insanlar en azından kendini ifade edebilip bir şekilde kendini koruyor. Güçlü olmak biraz böyle oluyor. Evet. Yani hayatta bir zorlukla karşılaşırsan ancak mücadele etmeyi öğrenirsin. Karşılaşmazsan da demek ki Ertuğ'un kendi hayatında bu kadar antrenman yaptığı böyle konular yok. Çünkü Survivor zaten çok zor bir durum. Evet. Bundan yani bahsediyorum. Belli ki kin tutan bir insan değil. Daha evet, yapıcı bir insan. Böyle dolaşmaları sevmeyen bir insan. Kendi ama çevresinde kin tutmuyor ama evet, çok takıyor. Bazı evet, şeyler yani gerekir. İşte. Orada bitirmiyor. Bitirmezler. İşte zamanında da davranışlarını göstermiyor. Yani o tepkini koysan, bir net ifadeni belli etsen senden bu kadar üzerine gelemezler. Evet. Sen de onlarla diyaloğunu açmış olursun. Bence ama aslında evet, onun da içinde bir agresiflik yatıyor. Ertuğ mu? Ama bunu nereden sezdin onu? Bunu bence dışarı vurdu. Çıkardı abicim. Ben yok, sessiz insana peki korkarım. O zaman daha ne yapsın ya? Daha adam suratına geldi üstüne yürüdü ya. Burada şimdi çıkaracaksın. Nerede çıkaracaksın? Geçmişte evet, konuştuğunda Nefise'ye ağzından kaçan cümleler böyle işte yerde seviye arama. Aslında destur onun içinde aldı, de destur aldı. İçinde de bir şey var aslında ama onu dışarı ama çıkarmıyor. Ama frenliyor işte. Kendini i̇şte frenliyor. Bu takıntılı olmasına sebep oluyor. Çünkü o an söylemiyor düşüncelerini. Kafaya İçine takmayı tercih ediyor. Yok ağızdan çıkan refleks bir kelimeye ben hani çok öyle bir aman onun da ilgisi zaten olmasa çıkmaz sonuçta. Ondan sonra da bir daha vermedi zaten. O görüntüyü de bize vermedi. Öyle bir daha ağzından kötü bir laf i̇şte çıkmadı. Söylemlerde bulunmadı. Ya, tabii ki de herkes tutuyor. Sonuçta normal hayatta verdiğin tepkileri Survivor'da verebilir misin? Ya şu anda ben sana bir şey dedim. Normal hayatta verdiği tepkileri şurada insanlar verse hepsi her hafta patır patır elenir Halil'in yani. Bağırmasının karşısında hı, tutması mı lazımdı içinde? Ya, tam tersi. Doğru, bence normal yani, hayatta vermediğin kadar büyük tepkiler de verebiliyorsun burada ister istemez. Şöyle yapalım. Şimdi Osmancan konusu da var aslında. Vaktimiz de kısalıyor. Hmm. İsterseniz Osmancan konusunu kendimiz değerlendirelim izlemeden. Asena'ya bir torba fırlatma torba hareketi evet, var ve bununla alakalı bir konu var. Hatırlıyorsanız eğer torba fırlatma konusunu hatırlıyoruz tabii canım. Yani tamam. O, yani zaten çok unutulacak bir konu değil. Bir de üzerine üstlük savunuyor hala kendini. Yani Osmancı'dan anlamadığım şey bu. Yani yaptığı şeyden sürekli arkasında, yaptığı şeyden sürekli doğru olduğunu düşünüyor. Ama maalesef yani o harekette bir zaten Acun abi de lafını keserek cevabını verdi. Hı hı. Çok güzel tuttun kendini. Vallahi tutmasak ne yapacaktın? Yani sen demek ki böyle bir harekete teşebbüs ettin hı hı, de kendini mi tuttun? Dedi.
Yani hareket yanlış. Artık bu agresiflik seviyesini neden kaynaklandığını kendi acaba cevabını verebiliyor mu bilmiyorum. Yani gerçekten Asena'ya karşı olan nefretleri, herkesin Asena'ya karşı olan nefreti sanki sözcüsü Osman Canmış gibi davranıyor. Mesela Yusuf da konusunda da geliyor. Yine o oradan giriyor. Zaten... Evet, Osman Can'a niye bu kadar böyle bir görev edindi bu konuyu? Batıyor. Çünkü Osman Can'ın konuşabileceği fazla konu yok. Şimdi gerçekten Osman Can kendini fazla ifade edemiyor. Ama insan zaten söyleyeceği bir şey varsa kendini ifade edebilir. Edeceği bir şey yoksa da konuşamaz. E şimdi burada Osman Can'da onu görüyoruz. Maalesef o zaten... Atıyorum Asena'dan bahsediyor mesela. O zaten daha önce takım arkadaşlarımızdan birinin gitmesine sebep olan bir kişi. Hmm. İşte yok o bunu yapan bir kişi. O daha önce bizim takımımızda huzursuzluğu yaratan bir kişi. Hep böyle bir kişi Yani aklına bir şey getirmeye çalışıyor ama yani hani, abi köprünün altından sular akmış gitmiş Osman Can. Yani maalesef Osman Can biraz daha önce Özgür'de de yaptığını... şu anda Yusuf'ta da yapıyor. Hani oradan duyduğunu aktarıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor ve körü körüne arkadaşının düşüncesine inanıyor ya. Ben işte program başında ondan dedim. Hani böyle kardeşim hadi kanka falan takılalım diyen o arkadaş grubu gibi geliyor bana. Hmm. Halil, Yusuf, Osman Can birbirlerini gazlaya gazlaya. Yani konuşa yanlış bir şeyi doğruymuş gibi birbirlerine servis ediyorlar. Hmm. Yani ve dışarıdan gelen hiçbir argümanı kabul etmiyorlar. Yaptıkları doğru diyorlar. Hatta daha sonra Yusuf... Ben ona söylemedim diyor. Bütün takım olarak ilk başta avukatları Osman Can ona inanıyor. Yani bu kadar haksızlığa karşı sen durmazsan yarın öbür gün kimse de senin hakkını savunmaz. Ben yani geçen adalet terazisi gerçekten yok abi senin söylediğin gibi. Geçen hafta dedim ki Osman dedim Özgür'den ayrıldıktan sonra bir içine kapandı. Bir ön plana çıkması lazım. Biraz daha kendini ifade etmesi lazım. Evet. Ben böyle demedim ki. Ben bunları söylemedim ki Osman'a. Tabii. Şunu yap dedim. Performansını yüksel. Adalet mekanizmasını çalıştır, takımını savun, itirazım yok, karşı tarafla diyalogların olabilir ama şeyi tutup da kum torbasını tutup da atacak, atmadım. İşte orada refleks gösterdim, kendimi küçük tuttum. Küçük oyunlar ya. Ya peki şunu sormak istiyorum. Bak, Osman'ın, Osman'ın şunu idrak etmesi lazım. Osman, sen bu prodüksiyonda görev almış mısın? Herkesin %10, %20 kredisi olur. Senin kredin sıfır. Yok. Çünkü senin kredin yok. Senin kredin kendin yaratman lazım. Herkese tolerans gösterilebilir, sana gösterilmez. Çünkü sana gösterilirse o zaman insanlar diyecek ki ya al işte kendi prodüksiyonundan çıkmış, iş yerinde çalışmış, geldi burada da şey. Bunu düşünerek edemiyor. Tam tersi ona mail verecek, onu daha da destekleyecek pozisyonda hareketler yapıyor. Ya ne demek bir kıza kum torbasını fırlatmak veyahut da söylemlerde bulunmak ve her şeyin içinde. Ya dersin ki ya arkadaş hani Yusuf tamam söylüyorsun ediyorsun ama haksızsın be abi. Orada deme. Git adaya. Çek kenara. Orada söyle. Bir duyayım. Bir işiteyim yani diyeyim ki ya Allah çocuğun hakkını yiyoruz. Söylüyor da en azından arkadaşına destek veriyor. Derim hiç yok ya hiç tam tersi nereye gidiyorsa orada hani deriz ya kimin kayına biniyorsa onun türküsünü söylüyor diye aynen o şekilde öyle. Gidiyor. Aynen öyle yani o yan karakter olmayı benimsemiş ya kendi şekilde koymuyor nasıl kimin yanındaysa onun karakterini aynen birebir kopya ediyor. Bir de yani dediğin gibi daha önce hani Acun Medya'da çalıştıysan senin kredini... İki kere dikkat etmen lazım. Aksine o mahcubiyeti hiç görmüyoruz. Maalesef pişkin hala konuşuyor gülüyor. Yani daha önceden tanıyor olması... Dezavantajı mı? Avantajı mı? Dezavantajı. Yani burada çalışması dezavantajı bunu bilmiyor Osman. İnsan biraz mahcup olur ya. Acun abi sana bir şey söylüyor. Daha yani seni bir şekilde... Konseyi birazdan değerlendireceğiz zaten. Ha, o yüzden miyiz? Ben evet tamam, şöyle bir küçük bir sorum olacak. Tamam. Şimdi işte kum torbasını böyle fırlatmak ister gibi yapan bir Osman Can'a laf eden bir Asena. İşte kullandığı kelime yüzünden Yusuf'a laf eden bir Asena. Ama daha önce Ertuğ işte seviye arıyorum hareketi yaptığında kemik arıyor galiba yerde diyen bir Asena. Yine Merve ile bench'te oturuyorken korkular. Elimdeki matarayı senin kafana fırlatacağım şimdi göreceksin diyen bir Asena. Aslında laf ettiği her hareketi daha önce yapmış bir Asena. Evet işte. Bununla ilgili sen ne yorum yaparsın mesela? Ben böyle bir açıdan da bakmak istiyorum. Ama eğer şimdi burada Dora'dan yanayım. Eğer devamlı bunları temcip duyuyor öne çıkartırsak bu yarışmada bitiremeyiz. Hayır, yani, daha önce laf ettiği bir şeyi daha önce yaptığı bir şeye laf eden bir Asena tamam, olduğu onu, için. Ona şöyle söylüyorum. Konusunu açmak niyetiyle yapmıyorum ama ona aynı şöyle şeyler. Onları şöyle söyleyebilirim. Oradan belki de ders aldı. Artık bundan sonra o olayların içine girmeyecek. Eğer girerse zaten konuşacağız. Ama şu anki görüntü daha
kontrollü bir Asena görüyorum. Daha olayları hani yerinde konuşan ve iyi parmak basan, sakinliğiyle de bu olayları lehine çevirebilen bir Asena görüyorum. Diyorum ya, arabayla giderken ani bir fren yaptı, arkadan geldi vurdu Yusuf. Arkadan gelen her zaman suçludur. Olayda Yusuf'un başına bağlı. Ama Asena'nın daha önce yapmış oldukları, evet onun şeyini kaldırmaz, hatalarını örtbas etmez, ama şu anda daha bir farklı Asena izlediğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ayşe'cim, sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Soruyu unuttum, biliyor musun? İşte Matara'yı işte fırlatırım, bir şeyler fırlatma şey konularını ve kemik arama konularını da daha önce yapmış bir Asena'ya. Aynaları ona kendisine yapıldığı zaman savunuyor muhalefet ve tepki veriyor. Muhalefet ediyor. Ne görüyorsun bu görüntülerde? Ne düşünüyorsun? Asena'nın pişman olmadığını gördüğüm için yaptığı davranışlarda şimdiye kadar ki. Osmancan'ın sanki Asena'ya onun gibi karşılık vermesini istiyor gibi bir şey görüyorum. Hani o öyle yapıyordu. Zaten Asena böyle bir insan. Ben de onun gibi davranayım, onu anladığı dilden konuşayım vitesiyle yükselen bir Osmancan var burada. Çünkü hani Asena'da yaptığı hiçbir şeyden şimdiye kadar kızın saçını çekti, ben çok pişmanım bile demedi yani. Sadece bir laf etti diye mesela, bunun doğru olabileceğini bile savunduğu zaman demedi oldu. Yaptığı yanlış olduğunu biliyorum dedi. Yok ama özür de diliyorum demedi yani. Pişman bir Asena'da görmedik dedi Acun. Yaptığım hareketin yanlış olduğunu biliyorum dedi ama. Ama hani pişkin dedin ya az önce Osmancan'a. Aynı surat ifadesini ben Asena'da da gördüm. Hani yaptığım hareketin yanlış olduğunu biliyorum dedi zaten. Ya tamam, hareketini savunmuyor. Tek bu cümlesiyle yüzündeki gülümseme gitmemiş oluyor. Ben yok, katılıyorum ya, Ayşe. Ben nasıl yaparım böyle bir şey de gelmedi yani. Ben buradaki konuşması, tutumu bana geçmedi diyorum yani. Hı-hı. Ve ben Osmancan'ın da aynı şekilde onu gördüğü için karşılık verdiğini düşünüyorum. Onun dışında bu Matara fırlatma olayları zamanında da Asena işte kışkırtıldı falan dedik. Ama tabii ki böyle bir cümle kurmasını gerektirmiyor. Osmancan ve işte Yusuf, Asena, ya bir insanın kendine yaptığını gerçekten kimse yapmıyor. Bu kadar iyi profil varken ben mesela şu an Osmancan'la Yusuf'un bu hareketlerini değil de onların ikisinin arasındaki o eşsiz rekabeti görmek isterdim. Çünkü ikisi de çok iyi baktığın zaman yarışmacılar. Ama o yarışmaların dışında bir şey gösterdikleri zaman gerçekten artık hani böyle şeyi kaçıyor. Olayın hassasiyeti, olayın önemliliği, olayın yüksekliliği, hani bu parkurda yarışırken ki o özgüveni görmüyorum. Artık sadece tartışmalarını görüyorum ikisinin de. O yüzden ben Osmancan'ın tavırlarını asla kabul etmiyorum. Yusuf'un söylediklerini zaten asla kabul etmiyorum. Ama Asena'da sütten çıkmış ak kaşık değil diyorum yani. Peki şimdi şey reklama gidiyoruz. Hızlıca bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Fiber Panorama kaldığı yerden devam ediyor. Şu an konumuz artık Acil Durum Konseyi oldu. Bu olayların hepsinin üstüne Acil Durum Konseyi yapıldı. Ve Yusuf'un cezası, Osmancan'ın uyarısı söz konusu oldu. Teker teker değerlendirmek istersek Ayşe, senden başlayalım. Ne düşünüyorsun Yusuf'a verilen ceza ile ilgili ve Osman'a söylenen sözlerle ilgili? Şuradaki tartışmaları yani Asena'ya direkt giden lafları kulağım duymuyor falan olsa tamam diyeceğim. Bu çocuk bütün samimiyetiyle olayları anlatıyor. Gayet güzel. Böyle bütün kalbimle inanabilirim samimiyetine ama yani görünen köyde kılavuz istemiyor. Kime gittiği belli lafların. Keşke Asena'ya dedim. Hani bunları sana söyledim ama o anki sinirle işte oyun kaybetmişliğiyle söyledim dese yine bir tık haklı gözükebilir ya da bu işin içinden sıyrılabilir bir vaziyete erişecekti durum. Ama öyle yapmadığı için, hala durumu kurtarmaya çalıştığı için ve arkadaşlarını da aslında zan altında bıraktı. Ona inanmayı tercih eden arkadaşlarını da zan altında bıraktı. 4 ödül cezaydı. Yani şu an ödüller öyle bir yere gidiyor ki. Bir de ödüller yükselen büyüyünce ödüller var. Yani hani villaya gittiğinde arkadaşların gitmiyor. Düşünsene, arkadaşların villaya gidiyor. Sen adada kampında oturuyorsun tek başına, yalnızsın. Çok zor bir durum. Bir de zoruna da gider insanın. Hani emek gösteriyorsun ve karşılığına gidemiyorsun. Ama işte hani yapılmayacak yerde yaptığın yanlışların da maalesef karşılığı bu şekilde oluyor. Oranın da bir adalet sistemi var. Hı hı. Ve o adalete göre de 4 ödül ceza alması bence gayet doğal ve normal. O yüzden onun adına üzüldüm ama
Umarım bu tarz davranışları herkese örnek alır ve artık kimseden görmeyiz. Çünkü Asena'nın yaptığı şeyden aslında cezanın ne kadar kötü bir şey olabildiğini kızın gitmediği ödüllerden anlayıp ona göre zaten davranışlar sergilenmesi gerekiyordu. Bu ikinci bir örnek oldu. Umarım üzerlerine düşenleri doğru bir şekilde yaparlar ve artık ceza alan birisi olmaz. Çünkü ödül de Survivor'da çok kıymetli yerlere doğru gitmeye başladı. Doğracığım. Yani Acun Bey söz verdikten sonra Yusuf epey bir laf salatasıyla konuya başlıyor. Evet. Yani konuyu dallandırıyor, budaklandırıyor, buraya gelme serüveninden başlıyor, başka yerlere götürüyor, dağa taşa getiriyor falan. Ondan sonra biraz yüklenince suratı kızarmalaya başlıyor. Zaten vücut dilinden hani kaşıyla gözüyle falan oynamaya başlıyor. Benim gördüğüm ya bir gerçekten yalan söyleyen insan psikolojisini birebir bize gösteriyor. Maalesef hep inkar, hep yalan, hep bir duruşsuzluk. Yani ben Yusuf'u sildim dediğim nokta bu zaten. Yani gerçekten insan bu kadar kendine bir hikayeye inandırabilir. Takımla da bir ağız birliği yapmışlar gibi. Hatta Murat'a da söz geliyor, Osman'a da söz geliyor hepsi. Maalesef takım arkadaşını savunmak pahasına çıkılmaz bir girdabın içine atıyorlar kendilerini. Çünkü hareketin hiç tasvip edecek hiçbir tarafı yok. Yani Osmancan orada hala savunuyor. Osmancan hatta dediği laflar oyun alanında da dediği lafların da hala arkasında herhalde öyle düşünüyorum. Hala kötülemelerde bulunuyor. Yani bir insan yaptığı hareketlerden dolayı sen ona bunu yapma hakkını kazanmıyorsun. Yani tabii ki. Bugüne kadar ne yaparsa yapsın bu insan ki bu seviyede bir şey yaptığını da düşünmüyorum. Hiçbir şekilde hak edilmeyen davranışlara maruz kalıyor maalesef. Ceza bence yerinde bir cezaydı. Gayet yani 4 ceza yani hatta bence... Eğer ceza 3 ise inkardan sonra bir 3 daha olmalı. Yani çünkü bu kadar insanların gözünün içine baka baka bu kadar tarafın... Bariz yani. Bariz yani yönelttiğin taraf belli ola ola nasıl yalan söylüyorsun onu anlamadım. Ama demek ki artık bu da onun ayıbı kendi yanına kalsın diye düşündüler. Yani, bir ceza daha fazla verdiler. Yiğidi öldür hakkını yeme gerçekten bu konuda Asena o kadar güçlü bir duruş sergiledi ki... Yani Yusuf'un çıkar yolu kalmadı yani... Hem ona yapılan haksızlık karşısında çok dik bir duruş sergiledi. Hem de hiçbir şekilde onların bu konuyu yuvarlamasına bile izin vermedi. Yani bir de şey çok doğrudur. Şeyde üzüldüm ben mesela. Bu kız tamam hani gerektiği zaman belki maksadını çok aşan hareketler yapıyor. Ama sonuçta bir tetiklenme doğrultusunda yapıyor bu tabii hareketleri. Tabii karşılıklı oluyor hiçbir şey kız, tek başına bu kızın, olmuyor. Kızın bu savunma mekanizması. Kız kendini bu şekilde savunduktan sonra... konserde sinirini çıkaramadığı için bir de ağlamaya başladı ya orada. Bir de yani maruz kaldığı lafları bir düşünsene. Tabii. Yani orada bak şimdi az önce mesela reklama girmeden önce sen bir laf söyledin. İşte daha önce Ertuğ'a bunu yapmıştı, işte şeye bunu yapmıştı, Merve'ye bunu yapmıştı diye. Şimdi Asena hem bir hemcinsine veya bir erkeğe yapıyor bu hareketleri. Ama burada hem Osmancan gibi güçlü kuvvetli hem de Yusuf gibi güçlü kuvvetli bir erkekten bunlara maruz kalıyor. Yok ben zaten asla savunmuyorum bu yapılan hareketleri. Hani az önce yanlış yapıldı kesinlikle. Az önce dedin ya hani ona da bunlar yapılmıştı şimdi bunları yapılmasına söz etmesi aynı evet, şey. Benzer konular olduğu için. İşte bence hiç benzer değil. Maalesef bence Kemal abi de benimle aynı fikirde. Sadece yani. Cinsiyet farkı var ama hani duruma kullanılan kelimeler ve tavır benzer i̇şte bak, ben, ama yoksa kadın asla erkek, savunmuyorum yanlış anlaşılmasın. Kadın erkek Survivor'da çoğu yerde eşit. Çoğu yerde eşit yani ben bu hayatta da zaten çoğu yerde eşit ama bu hareketlerin senin karşında rakip olan takımdaki en güçlü iki erkek tarafından yapılması çok farklı bir psikoloji. Tabii. Yani o anda kendini... Orada çok güçlü durdu tabii işte. Yani bugüne orada kadar taktiği sonuçta, kesinlikle kazandı. Evet çok güçlü durdu, çok doğru hareketleri yaptı, çok doğru laflar söyledi. Duygularını çok güzel yansıttı ve ben hani daha önce program başında söylediğimiz gibi Aziz gibi sağdan soldan bir şey koparayım da yeni Aziz ben olayım... Düşüncesi olduğunu düşünmüyorum Asena'nın. Asena her zaman kendi yapılan bir yanlışı görüyor ve buna karşı tepkisini kendi üslubunda dile getiriyor. He, üslubu doğrudur, yanlıştır. Bak bunu sabah kadar tartışacağız. Evet, hatta işte ben haksız olduğunu da bugüne kadar diskalifiye edilmesi gerektiğini de söyledim. Ama haklı olduğu davada da seçeneği çıkaracaksın kardeşim. Evet. Yoksa üzerine basarlar. Keza Halil'le Ertuğ örneği gibi. Katılıyorum burada sana kesinlikle. Kemal abicim sen ne diyorsun bu görüntüye? Ya ben şurada tıkanlıyorum yani... Çıkamıyorum. Oradan çıkamıyorum. Bunu nasıl iddia edersin? Ben gökyüzüne söyledim. Ben Asena'ya söylemedim. Ben kimseye söylemedim. Ben oraya ortaya söyledim. Affedersiniz bunu... aptal yerine koymak gibi oluyor. Tamam da hani Türkiye'yi ya. Bütün Türkiye'yi aslında ya. Kötü niyetle bir şey söylemek istemedim dese belki de ismini söyleyip ya abicim, daha iyi olur. Şunu de ya. Ben yanlışlıkla ağzından çıktı. O anki reflekste
oyunu kaybetmemle, o adrenalinle ağzımdan çıktı desen olay bitecek. Şimdi abi kayıtlar ağzından var. Ağzından çıkan laf böyle bir tane, iki tane, üç tane laf değil ki. Kayıtlar 10 dakika, var mı? 10 dakika boyunca, bir o, köpek dinden giriyor, bir bilmem nesine çıkıyor yani. Kayıtlar var mı? Var. Herkesin duyduğu var mı? Var. Sen bu ortamda nasıl bu savunmayı, yani savunmanın bak bir sonuna şey savunursun. Sonuna kadar inkar. Savunursun da altını doldurursan savunursun. Yani bir şeyin altı olması lazım. Üste durmaz yani. Altında bir destek olması lazım. Bir temel olması lazım. Senin temelin yok. Buna rağmen hala niye iddia edersin? Bak yalan söyle, bir tane yalan söyle. Aslında iki tane, üç tane yalan söyle. Mesela yalan şudur. Bir tane yalan söyleyen insan o yalanı kurtarmak için bir yalan daha söyler. Ondan sonra bir yalan daha söyler. Öbürü yalanı kurar. Böyle böyle silsile devam edince 8. 9. yalanda ilk söylediğin yalanı unutursun. Yusuf yalan söylüyor, bir de onu ısrar ettiriyor. Ben oraya söylemedim diye. Ya buna yemin ediyorum 5 yaşındaki çocuk bile inanmaz. Bak demin söyledim. Annesi babası eğer kabul ediyorsa ben de kabul ediyorum. Osmancan edebilir. Arkadaşlar edebilir. Ben en iyi. Yusuf'u en iyi anlayacak kimse. Rümeysa kardeşim değil mi? Rümeysa eğer bunun Yusuf buna söylemiştir diyorsa ben de diyorum. Bak bu kadar net söylüyorum size. Bu kelimelere Yusuf direkt muhatabı Asena'ydı. Asena da onu çok iyi kullandı. Evet haklı mı? Haklı. Müthiş sakin kaldı. Anlatılmaz yani olayı öyle bir köpürttü ki. Bak Mustafa ile başladı. Mustafa Kazan'la başladı. Oraya attı pası. Pasın oradan zaten prodüksiyon Acun Ilıcalı'ya geleceğini biliyordu. Oradan konseye. Osman Can da bunu bir de destekledi, evet, böyle köpürttürdü. Asena da bu malzemeyi kullandı. Yani fazla konuşmaya gerek yok. Bu maçın galibi Asena'dır. Osman'la mağluptür. Yusuf mağluptür. Yusuf'un mağlubiyeti öyle bir maçlık değil. Yusuf 3-4 tane maç bence. Çok geri gitti. 3 mağlubiyet aldı. 4 ceza diyorsunuz. Arkadaşlar artık final ayağı geldi. Boyu kısaldı. Ligin boyu kısaldı. Bu ortamda taç çatlasın. 5 tane 6 tane ödül kazanırsın. 4'ünü kaybetmek var ya. Çok büyük olay ama bundan sonra Yusuf'un ödüle gideceğini düşünemiyorum ben. Yani çok nadirdir. Şu anda bence aldığı şu anda bende zaten aldığı 4 ödül ceza, atıyorum bu olay Survivor'ın başında olsaydı bence 8 ödüle falan bedel, biliyor musun? Çünkü şu an ödüller gitmeli kalmalı. Kesinlikle. Çok yani. Aslında ilk kez haklıyken haksız duruma düşürmeyecek bir hamle yaptı kendine. Çok tamamen haklı bir şekilde gidebilecek. Hani normalde senden şunu beklerdim. Tam ağzından bir şey çıkacak böyle, kendini haksız duruma düşecek ama çok böyle çizgide gitti. Yani. Doğru, o 6 ceza destur ona. Evet. Akıllanıyor. Yani evet, ders almış ders demek almış. Ki. Peki o zaman bir iletişim oyunu konusu var. Aziz'in yaşadığı bir üzüntülü konu var. Evet. Yani 5 oyundur kazanamayan, iletişim oyununu kazanamayan bir gönüllüler takımı var elimizde. Bu gönüllüler takımında takım değiştirmeyen de Aziz ve Özgür var. Yani iletişime ulaşamayan 2 isim var. Aziz ve Özgür. Bu oyunda da bu hafta oynanan oyunda da Aziz yine best of'lara çıkacak kadar, Osman Can'ı yenecek kadar başarılı performans sergileyip son 2 oyunda kaybettiği için bir artık sinir boşalması yaşadı anladığımız kadarıyla. Ne düşünüyorsunuz Aziz'in bu duyguları ile ilgili? Abicim, Kemal abicim. O gün de en iyisin. Yani şu an sezonun en iyi oyununu çıkartıyorsun. Müthişsin. Osman Can gibi güçlü birinde devamlı yeniyorsun. 4'te 3 yaptı galiba Osman'a karşı. 6'da 4 yaptı. 6'da 4 yaptı. Hayır 6'da 4. Osman'a karşı 4'te 3 yaptı. Hayır. 3'ü 3. Osman Can'la 6'da 4. Hep Osman oynadı zaten. Ben son 2'yi kaybetti. İlk 4'te 4 yapmıştı. Mükemmel işler yapıyorsun. Ve son anda çok istediğin, yani sen sezon başından beri alamadığın ödülü kaybediyorsun. Ya haklı. Yani burada ne kadar isyan etse haklı. Aziz de bak. İyi bir ivme yakaladı. Doğru işler yapıyor. Bunu eğer performansını bunu devam ettirirse evet güzel görüntüler veriyor. Son 2. Kalmaz. Net kalmaz. Net kalmaz ya. Göreceksin. Rakibine SMS atıyormuş Kemal abi. Ne olur kalma. Bak, kendi yarışmada bile hayatında SMS'e, yani kendi yarışmamda atmıştım. Kendime oy kullanmıştım. Bir 10 tane falan atmıştım. Kimseye atmam, o haksız. Ne güzel kendine oy atabilmiş şey mi varmış? Ben var mısın yok musun da oy atama şeyimiz vardı. Ben de kendime atmıştım. Ama burada hiçbir yarışmacı için kullanmadım. Hiçbir yarışmacı kullanmam. Herkesin yaptığı iş halkımız tarafından değerlendirilir. Söz onlarındır. O yüzden girmem o topa. Ayşe'cim sen ne diyorsun Aziz'in bu duygusal anlarına? Yani ben Aziz olsam 40 yılda bir çok iyi oyun çıkaracağım tuttu. O da olmadı.
Ya biri oynayınca diğerine bakmıyor oyun. Birine bakınca öteki olmuyor. Yani bir türlü işte o tamamlanmışlık olmayınca birbirini tamamlama şeyi, emeği orada kopuyor. Aziz de bunun kurbanı oldu maalesef. Üzücü yani 6 ödül dedin. 6'dır yani ya da 5'tir artık. 5 ya da 6 evet değil. Ama hiçbir şekilde iletişim yani. Kurmayan evet. İki insandan bir tanesi Aziz ve zaten adada da kendini yalnızlaştırmış da bir insan olduğu için. Çok insanlarla samimiyet kurmayan bir insan olduğu için daha da çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bir anlamda. Ve arkadaşlarından bir video izlemek ben bir de Aziz'in arkadaşını merak yani. Ediyorum ya. Artık Aziz'in arkadaşlarını görmek istiyorum. Evet, nasıl isimlerini bir habitatta yaşıyor ama bu çocuk yani ne yapıyor. En son işte bir neydi? Arkadaşını şey yarışmada gördük. Evet. Ortak evet. Oynadıkları. Neydi aynen. Grupların adı? Ay şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Grubun ismi var. Şıkır. Mükemmel bir grup ya grup şıkır WhatsApp şıkır. WhatsApp grubu şıkır şıkırmış. Ya bir de Aziz de hiç bu hallerde görmeye alışık değiliz de böyle. O çok herkesle güçlü durup savaşan Aziz'in bir yandan böyle bir düşüş yaşaması da vay be Aziz'in diyorum hani bu yönünü de sonunda görebildik. Hepimizin bir kuşundan bahsederken böyle Aziz'i duygusal olarak görmüştük. Bir de bu oyundan sonra doğru. Böyle İlk geldi. Zamanlar aslında böyle iletişim mesela ben All-Star'a yedeklerden gidince mesela ilk zamanlar böyle bir o iletişimi yaşadığım için o iletişimin tadını mesela bana çok böyle şey abartı gelmemişti ama tabii arkadaşlarıma sonradan gelmişti. Sonradan geldiği için evet. Ama uzun süre geçtikten sonra o dünyayı artık hatırlamak istiyorsun, unutuyorsun. Tabii. Ve ben hani bir haber verin diyor o da zaten hani işte, bir şey söyleyeyim evet. Bir haber duymak istiyorum. İlk senede işte anne baba ödülü vardı ya bizim annemle babam uzaydan gelmiş gibi geliyordu. Yani o kadar kafa full Survivor'da ve dışarıdan hani prodüksiyonda her gün aynı insanları görüyorsun. İşte yönetmen de yardımcısı hep aynı insanlarla yaşıyorsun ve aynı insanlarla çalışıyorsun bir nevi. Ama dışarıdan bir insan böyle şey senin burada ne iş var? Mekikle file, uzay mekiğiyle falan mı indin gibi oluyor artık yani. O kadar yabancılaşıyorsun dış dünyaya. Yani bu kopukluğun içinde bunları yaşaması az bile bence Aziz'in. Yani insan istiyor ya dışarıdan diyor bir hayatımdan bir örnek bir şey gelsin bana bir şey hatırlatacak birini göreyim. Yok Özgür de keza öyle eşi hayatı her şeyi orada öyle, yani kesinlikle. Ondan da yok. Doracığım senden de kısa bir yorum alalım zaten programımızın sonuna doğru gelmek üzereyiz. Evet. Yani düşünsene bence Aziz buraya kendini psikolojik olarak en çok hazırlamış ve öyle gelen yarışmacı. Ama bence o bile bu kadar destek. Süre evet, bence o bile bu kadar süre ailesinden ve arkadaşlarından kopuk, iletişimsiz kalacağım o bile düşünmemişti. Tabii zaman geçtikçe bir de öyle bir hale geliyorsun ki 4 sayı almışsın Osmancan gibi bir adamdan. Böyle uzansan evet. Alacaksın işte o uzanamamanın verdiği talihsizlikte maalesef bir duygu patlaması yaşadı. Bundan sonra iletişim ödülünde inşallah kazanırlar. Ben i̇nşallah. Aziz'in o 6-4'ünü o gün Yusuf yapsa... Oo. Gidilmezse var ya demek ki ortalık yıkılmıştı. Vallahi çok billahi. Tuhaflar zaten. Kapatıyoruz abicim. Bir selam göndereyim. Tabii benim ki. De var bir selamım. İzmir'den sevgili kardeşim benim var mısın yok musundan da yarışmacı arkadaşım Özlem Eser bizi izliyormuş. Ona selamlar olsun. Bir de Antalya Kemer'den, Ketav'dan sevgili Levent Yenigün kardeşim. Canım ciğer kardeşim selamlarımız olsun. Antalya'ya selamlar, Kemer'e selamlar. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere inşallah. Ayşe'cim senden. Benim selamım yok. Buradan herkese, bizi izleyen herkese selam olsun. Yarın görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Doracığım. Benim var. Sevgili arkadaşım Salih'in dün oğlu oldu. Arda Arkanay Aslan. Buradan ona güzel bir hayat temenni ediyorum. Bir de tanıdığım en büyük Survivor hayranlarından, fanatiklerinden sevgili babacığım. Ya. Şu anda hastanede kendisi. Öyle mi? Dün hastaneye geçmiş olsun. Çok aynen. Geçmiş olsun. Adı ne? Tevfik. Tevfik amcamız Tevfik da çok Bey geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Aynen. Dualarımız sizinle. Evet, inşallah bir güne çıkacak. İnşallah. Operasyon olmasına gerek kalmadı inşallah. Kötü bir şey yok değil mi? Yok çok kötü tamam. Bir şey yok tabii de maşallah. İnşallah operasyonsuz da atlatabilecek inşallah. İnşallah. Buradan babacığım geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Hiç yansıtmadım bize Doracığım gerçekten. Yani çok geçmiş olsun diliyorum ben de tekrar. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.